HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca, yani 12'ye kadar sizlerle beraber olacağız. Biliyorsunuz hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, önerileriniz, düşünceler için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Evet, Süper Lig'in 33. haftası dün itibariyle bitti. İsterseniz toplu bir sonuçlara bakalım. Ondan sonra da haberlerin detayına girelim. 33. hafta dün bitti. Haftaya bay geçen takım biliyorsunuz Kasımpaşa'ydı. Frankfurt Antalya Spor evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Adana Demirspor Kolen'den Alanya Spor evinde 4-2 ile geçti. Gaziantep Futbol Kulübü Babakars Fatih Karagümrük Atakaş Hatay İstanbulspor Ayşe maçları zaten biliyorsunuz 3-0 hükmen. Hangi Kredi Ümraniye Spor evinde Demir Grup Sivas Spor'u 4-1 ile mağlup etti. Arabam.com Konya Spor Yukatel Kayseri Spor'la evinde 2-2 berabere kaldı. Bir tek sen Giresun Spor evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ve dün akşamın oynanan son iki maçı Trabzonspor evinde Ankara Gücü'nü 2-0 yenerken kırmızı kartların çıktığını, Tolunay Hoca'nın kırmızı kart gördüğüne tekrar bir zaten detayına gireceğiz birazdan. Galatasaray'dan en zor viraj dedikleri Medipol Başakşehir'i 1-0 geçti ve kalan haftalar öncesinde yavaş yavaş şampiyon 2-10 kısmını daha sonra koyarız. Şampiyon'a doğru emin adımlarla Galatasaray'ın gittiğini belirtelim. Puan cetveline şöyle bir baktığımızda da Galatasaray'ın şu anda zirvede 31 maçta 73 puan olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin 31 maçta 68 puanı var. Beşiktaş 32 maç, bir maçı fazla da var Beşiktaş'ın, 68 puanını görüyor. Adana Demirspor'da 31 maç 60 puanı var. Şöyle aşağıya baktığımız zaman da küme düşmeye baktığımızda şu anda grupta, tehlikeli grupta olan hangi Kredi Ümraniye Spor'un 26 puanı var. Bir tek sen Giresun Spor'unda 28 puanı var. 15. sırada yer alan Kasımpaşa'nın 34 puan olduğunu belirtelim. İstanbul Spor ve biliyorsunuz daha önce biliyorsunuz düşme noktasında büyük sıkıntı yaşayan İstanbul Spor'da arka arkaya almış olduğu puanlarla bir nebze de olsa rahat bir nefes aldığını belirtelim. Evet, şöyle dün akşama döndüğümüzde Süper Lig'in 33. haftası lider Galatasaray sahasında ağırladı. Bahçeşehir'i golcüsü Icardi'nin attığı gol sonrası 1-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir engeli kayıpsız geçmiş oldu. Galatasaray galibiyete taşıyan golü 45+8'de penaltıdan Mario Icardi kaydetti. Bu sonuçta 31 maç sonunda 73 puana ulaşan Galatasaray aynı maç sayısındaki rakibi Fenerbahçe ve kendinden bir maç fazlası bulunan Beşiktaş arası puan farkını da 5'e çıkardı. Oldu. Maçtan sonra Okan Burun yapmış olduğu açıklamalara detayına gireceğim. Erdem Timur'un açıklamaları birazdan detaylarını vereceğim. Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ankara Gücü'nü Umut Bozok'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bielica Trabzon maçında 3. maçta ilk galibiyetini alırken Bordo Maviler ligde 5 maç sonra 3 puan aldı. Ankara Gücü'de Kitsuyu ile teknik direktör Tolunay Kafkas kırmızı kart gördü ve Antalya Spor karşısında yer alamayacaklar. Alo, günaydın. Günaydınlar Aygün Bey. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Sultan Gazi'den Ünal. Nasılsınız? İyiyim Ünal Bey, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Süreleri uzattığınız için dinleyicilerin. Rica ederim Ünal Bey, buyurun. Şimdi asıl hakem konuşmayalım diyoruz ama. Gene mi konuşalım diyorsunuz? Ya şöyle, en iyi iki hakem, birisi maç yönetiyor, birisi Varda, Abdülkadir Bitiken Varda, Halit Umut Melek sağ olsun. Hani pozisyonlara bu kadar mı uzak olunur? Penaltılar bu kadar mı es geçilir? Ya hani sabah da ben arkadaşlarla konuşurken bu, yani birisine zarar vereyim veyahut da Fener'e zarar vereyim, kar vereyim, Galatasaray'a zarar, ona değil. Harbiden bunlar maç yönetemiyor, kapasiteleri hiç yok. Yani bizim en iyi hakem dediğimiz Halil, Umut, Meler buysa ötekileri düşünün siz yani. Gerçekten komple bir temizlik şart yani. Ya bu penaltıyı 41. dakikada Icardi'ye yapılan hareket, ben görmedim diyor. Varla konuşuyor yani, yayıncı konuş gösteriyor. Ben görmedim diyor. Varla topu atıyor. Varla herhalde bu anda simit mi yiyorlardı? Ne yapıyorlardı?
Ya çok hani gerçekten bu VAR niye karışmıyor? Avarı var, varı var. Hani burada bütün takımlar mağdur. Yani bu Galatasaray Fenerli'yle değil. Bu kulüpler bile gerçekten bu işi bilmiyor. Bir toplarını bir karar veremiyorlar. Ya bu hakemlerle gitme, gerçekten gitme. Komple silecekler. Gençleri getirir. Gençler hata yapsın ama temiz yönetsinler. Kafiyeni. Bir de şunu söyleyeyim. Dün birisi bağlandı. Aslında dün çok bağlanmak istiyordum. Kendisini Galatasaraylıyım deyip Galatasaray'ın başarılı olmasını istemiyor. Sonra da Adana Demirspor'un dedi. Ya böyle ucuz polemiklere hiç gerek yok. Galatasaraylı olan iyi günde kötü günde, ya daha doğrusu taraftar olan, bu Fenerbahçe taraftarı olur, Beşiktaş olur, atıyorum Altay, Göztepe, çünkü İzmir'in insanı da takımlarına tutkundur. İyi günde kötü günde taraftarlık budur. Yani iyi günde ben ay şak şak şak, kötü günde vur yere, olmaz. Çünkü her sene bir takım şampiyon olacak. Doğru. Bu Fener olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur. Dünyanın sonu değil. Zaten atıyorum 10 sene üst üste Fener şampiyon olsun. Bu ligin tadı kalmaz zaten. Doğru. Veyahut da Galatasaray olsun. Yani buraya gelip numaradan başka takımda olup ben Galatasaray'ım deyip, yani adı Vasat Bey miydi? Kusura bakma, Vahap Bey miydi? Öyle birisiydi. Yani bir şey böyle diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. İsmini şu an hatırlayamadım. Ama konuşmayı ben hatırladım. Ben hatırlıyorum. Çünkü çok bağlanmak istedim. Yani şu şampiyonluğa giderken belki aslında ilk Dünya Kupası'na kadar gerçekten Fenerbahçe harika bir şey vardı. Ama Dünya Kupası'ndan sonra ne olduysa bu Fenerbahçe'ye, bu düşüşe geçti. Şöyle diyoruz yani, gerçekten bu kadar kötü Fenerbahçe diyoruz, Beşiktaş bu kadar, işte Valerian İsmail şunu geçtiğinde arada puan farkı 5. Fener'in kaybettiği puanları alt tarafa 9 puan kaybetmiş. Eklediğiniz zaman şu anda çok daha farklı önde. Nokta. Tabii 4 puan önde olacak. Yani ama işte Fenerbahçe'nin çok kötü bir tarafı var. Derbi kazanamaması hem Jesus'u sorguluyor hem futbolcu kalitesi. Tamam, bence Fenerbahçe futbolcu kalitesi %60. Beşiktaş'ın %75, Galatasaray'ın da %85 futbolcu kalite olarak. Yani şu anda kalite olarak futbolcu kalite olarak Galatasaray daha üstün. O da biraz da skora yansıyor. Sonradan girenlerin oyuna yansıması. Yani bunları diyecektim. Çok teşekkür ediyorum Aygün Bey. Sağ olun. Kendinize iyi bakın Ünal Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, dünkü pozisyonlara baktığımız zaman şöyle söyleyeyim. İki penaltı pozisyonu var. Birinci pozisyon bence net penaltı. Yani verilmeyen pozisyon için söylüyorum, net penaltı. İkinci için de yani penaltı dersem yanlış söylemiş olurum. Çünkü gri diyeyim ona yani. Gri diyeyim, versen de olur vermesen de olur ama ilk pozisyon net penaltıydı. Onu ne VAR gördü, ne hakem gördü, ne VAR gördü, ne AVAR gördü. Hiçbir şey göremedi, onu söyleyelim. Ama ikinci pozisyonla ilgili, yani ikinci o omuza çarpma pozisyonla ilgili çoğu maçta bu pozisyonların verilmediğini, bazı maçlarda da verildiğini de biliyoruz ama ilk penaltının, ilk şeyin penaltı olduğunu söylemekte fayda var. Günaydın, ilk pozisyonun. Günaydın. Günaydın Aygün abi, İstanbul'dan Ahmet ben. Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak Fenerbahçe taraftarına geçmiş olsun diyorum. Bir sezon daha gitti. Evet, gitti. Çöp attık. Yani Galatasaray bize verdi, biz Galatasaray'a verdik. Galatasaray bize verdi, biz Galatasaray'a verdik. Jesus'un ısrarla bu takımı niye bu kadar sabote ediyor çözemedim. Arabada dörtlü mü yanıyor? Evet. Kenara çektim. Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Artık biz arkadaşlar arasında Jesus'un ismini Jesus olarak söylemiyoruz. Ne olarak söylüyorsunuz? Casus olarak söylüyoruz. Artık yani bu sanki takım içerisinde bir casus gibi. Yani artık ciddi manada Fenerbahçe taraftar artık bıktı. Yani böyle bir yani az önceki arkadaşın söylediği gibi, ya Dünya Kupası öncesinde oynanan futbolla şu andaki oynanan futbol alakasız ve baktığımız zaman aynı futbolcular. Yani nasıl bu kadar randıman bir anda kesilir, bu kadar verimsiz futbola döner? Biz bunu çözemedik. Şimdi Ali Başkan'ın demeçlerini bekliyoruz. Herhalde bu sezon artık bitti. Bir dahaki sezon Giresunspor'dan veya da küme düşen takımlardan 3-5 tane futbolcu alır. Hedefimiz yine şampiyonluk der. İyi umut ediyoruz. Çünkü alıştık biz artık bunlara. Vasat futbolculara alıştık. Biz Fenerbahçe olduğumuzu Ali Başkan hala herhalde çözemedi. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün herhalde hala farkında değil. Ya biz artık Ali Başkan'ın gerçek manada başkanlığı becerdiğine inanmıyoruz. Yani böyle bir başkan, yani
ben şuna inanıyorum. Adanaspor başkanı Murat Bey'di herhalde. Yani evet, Murat Sancak. Murat Bey bile şu anda Adanaspor'un Adana Demirspor'un diyelim. Adana Demirspor. Evet, Adana Demirspor'un futbolcuların baktığımız zaman, oynattığı futbola baktığımız zaman ki Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkışı daha ne kadar oldu? 2 yıl oldu herhalde. Baktığımız zaman oynattığı futbol ortada, yapmış olduğu transferler ortada. Ya biz Fenerbahçe Anadolu takımına döndük. Yani maalesef Fenerbahçe'yi artık taraftarlar üzülmüyor. İnanın ki ben dün Galatasaray'ın kazanmasını istedim. Nedenini de söyleyeyim. Her hafta artık bir ümit daha, bir sonraki hafta bir ümit daha. Ya biz artık ümitlenmeyelim. Ya bu sezon zaten gitti diye düşünüyorduk. Şükür Galatasaray'da dün yendi sonunda. Aradaki puan farkı açıldı ve Fenerbahçe taraftar bence bugün itibariyle rahat bir nefes aldı. Ya rahat bir nefes aldı. Hep fikir üzerinde oturuyorduk. Acaba ne olacak? Acaba ne zaman puan kaybedeceğiz? Acaba Galatasaray puan kaybedecek mi? diye hep tedirgin bir vaziyette dururken artık bugün itibariyle şampiyonluktan ümidimizi kestik ve rahat bir nefes aldık. Ama ben şunu da merak ediyorum. Şimdi lig şaibeliydi. Herhalde dün itibariyle lig temizlendi diye düşünüyorum. Şaibeli derken biraz şey olur yani. Ligin şaibeli olması için elinizde bilginin belgesi olması. Galatasaray'ın yönetiminin demesini istinaden söylüyorum. Yani demeçlerin istinaden ligi şaibeli olarak üstü kapalı şaibeli dediler. Yani bunu üstü kapalı şaibeli demediler. Onu Ahmet Nur Çebi çok fazla söyledi. Bu ligin şaibeli olabileceğini anlamında geldi baktığımız zaman. Yani Galatasaray yönetimi sadece Erdem bilgi... Şaibe anlamında bir şey söylemedi vardı. Ama Şaibe Erdem Bey'in de içerisinde evraklar var ama Şaibe anlamında bir konuşma yapmadı Galatasaray Can. O zaman ligin temiz olduğunu ispat edecek evraklar vardı o zaman. Onu yani, mu? Bilemem tabii ki. Yani şimdi bu demeçlerin neticesinde kimin nereye gittiğini herkes tahmin edebiliyordu veyahut da fikir yürütebiliyordur. Yani kimse bunu kalkıp da iyi niyete yormuyordur diye düşünüyorum. Şimdi dün itibariyle bakıyorum artık lig tamamen temizlendi. Erdem Bey herhangi bir açıklama yapmayacak diye ümit ediyoruz. Çünkü istediklerini başardılar. Her sezon biz de bunu yutuyoruz. İşte Rıdvan sezonu, yok bilmem zorlu sezonu, yok o sezonu, yok bu sezonu, yok bu sezonda başladılar Lale Orta sezonu. Lale Orta hatta Erdem eski hakemlerden Ahmet Çekirdeği ile diğer Erman Toroğlu'nun bir açıklaması vardı. Fenerbahçe maçı öncesinde. Acaba Lale Orta maçın hakemini aradı mı diye. Diye bir açıklaması vardı. Maç daha başlanmadan maçın gölgede bıraktı. Ve herkes Fenerbahçe hakemle maçı kazandığı izlenimi yarattı ki eğer Lale Orta gerçek manada eğer hakemi aradıysa niçin aradı? Bu hafta zaten belli oldu. Ofsayt çizgisinin neden çizilmediğini hala anlayamadık. İki haftada Fenerbahçe'nin haksız yere 4 puanının neden Galatasaray'ın hiçbir Fenerbahçe'yle anlayamadı. Ama bakıyorum Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili kalkıp da hala bir Galatasaray gibi bir Beşiktaş gibi gündemi sarsacak açıklamalar yapamıyor. Biz artık sıkıldık. Fenerbahçe taraftarı olarak gerçek manada sıkıldık. Yönetimden memnun değiliz. Teknik direktörden memnun değiliz. Futbolculardan keza hiç memnun değiliz. 2 tane futbolcu var. Fenerbahçe'de şu anda kadroya, formaya hak eden biri Arda, biri diğeri Ferdi. 3. bir futbolcu yok. Yani varsa siz söyleyin Fenerbahçe formasını hak eden 3. bir futbolcuyu ben sayamıyorum. Yani bunları dile getirmek istedim Aygün abi. Çok iyi teşekkürler. Kendine çok çok iyi bak. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Savaş Koç, aslında bu olması gereken bir şey ama tabii son dönemlerde mesaj okuyacağım da şimdiden yorum yapayım dedim. Neyse, mesaj okuyayım, ondan sonra yapayım. Aygün abi yayınlar. Galatasaray son maç Fenerbahçe maçına görünen o ki şampiyon çıkacak. Sorum şu: Fenerbahçeli futbolcular alkışlar mı şampiyonu sence? Alkışlamalı mı? Yönetim alkışlatır mı? Saygılar demiş. Tabii bu futbolun güzelliğinde olan bir şey ama son dönemlerde tabii yaşanan kulüpler arasında yaşanan sıkıntılar, sosyal medya mesajları, futbolcular arasındaki diyaloglar biraz bunu olmayacak gibi gösteriyor ama tabii o ana kadar ne olur ne biter bilmiyorum ama futbol için olması gereken en güzel olaylardan bir tanesi. Gerek Fenerbahçe olsun, gerek Galatasaray olsun, gerek Beşiktaş, gerek Trabzonspor son maçta eğer şampiyonluğunu kazanıyorlarsa işte rakibinin alkışlamasını hep isteriz ama tabii ki dediğim gibi bunlar biraz
son dönemlerdeki sıkıntılardan kaynaklanıyor. Biraz zor gözüküyor, onu söyleyeyim. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Barış, ben Ankara'dan arıyorum. Buyurun Barış Bey, hoş geldiniz. Bir futbol taraftarıyım, öyle söyleyeyim. Yani takım tutuyorum ama öyle çok aşırı fanatik değilim. Objektif gözle izlemeye çalışıyorum. Şimdi herkes hakem eleştiriyor, takım eleştiriyor, onu eleştiriyor. Ya arkadaş, ben 300 kusur lira para veriyorum. Bir tane net görüntü alamıyorum ya bu yayıncı kuruluştan. Ya İngiltere Ligi'ni izliyorum aynı kuruluşta. Adamların açıları, ofsayt çizgileri, ne bileyim faullerinde. Aygün abi, bu kadar taraftar bağlanıyor. Yemin ediyorum. Ya bir kişi de demiyor ki arkadaş biz bu kadar para veriyoruz. Bu yayıncı kuruluş bize öyle bir görüntü veriyor ki ne elin el olduğu anlaşılıyor. Top elipse dönüyor. Görüntü piti kare piti kare oluyor. Yani bilmiyorum Aygün abi, ya ben yanlış mı düşünüyorum? Yani biz diyoruz kameralar eksik, ben sana söyleyeyim. Dediğin doğru aslında. Yani daha çok açılar olması lazım. Yanlış. Açılar yanlış. Kameralarda sıkıntılar var. Konan kameraların yerlerinde sıkıntılar var. Görüntü kaçırmalar var. Belki de vermiyorlar. Bilmiyorum. Bak, bir şey de diyemiyorum. Bir şey de ya diyemiyorum. Farklı açılardan olabilir. Hı. Bundan 5 yıl önceki ligimizi bir hatırlayın, gözünüzü seveyim. Bu 500 milyon, 550 milyon dolarlar dönemi. 600 milyon dolarlar. Bakın o zamanki görüntü kalitesini açın o maçları. Gerçekten diyorum, açılar çok güzel. Şimdi bakıyorum offside çizgisi açılsa çapraz. Ya arkadaş, bunun bir profesyonelliği var. Biz hakemi eleştirelim, tamam eleştirelim, hepimiz eleştiriyoruz. Ya o hakem kötü, o gitsin bu gelsin. O teknik direktör kötü, o gitsin bu gelsin. Şimdi ben maç izliyorum. Yani Ümraniye maçını izledim. Ya bir kere, ben bir kere bir Süper Lig'e bir kriter gelsin lütfen ya. Ya arkadaş, adamın sahası yok ya, sahası. Yani oynayacağı stat yok. Tribünle alabileceği taraftar sayısı yok. Biz Süper Lig'e çıkartıyoruz. Peki İngiltere'de siz gördünüz mü küçücük bir statta 5.000-3.000 kişiye maç izletilen yer gördünüz mü? Ben gerçekten görmedim. Şimdi Fatih Karagümrük Olimpiyat'ta oynuyor. İstanbul Spor farklı bir statta oynuyor. Olimpiyat'ta da oynuyor. Hı-hı. O da Olimpiyat'ta da oynuyor. Şimdi ya bir kriter koyalım ya. Ya bu Süper Lig ya çocuk oyuncağına döndü. Yani diyoruz ya biz yabancı sınırı bilmem ne. Bunların hepsi boş. Biz ilk önce kardeşim antrenman tesisin var mı? Senin altyapında işte atıyorum PAF takımın var mı? İşte senin altyapında şu hocaların var mı? Bu kriterleri getirelim biz. Süper Lig'e çıkan takımları da buna bakalım. Ben izliyorum maçları. Bakın Umut Nayır bugün hiçbir takım almadı. Ben Umut Nayır'ı Göztepe'den beri izleyen bir adamım. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'tan kiralık gönderildi. Sonra bir yurt dışı macerası oldu çocuğum. Kendisi de bu arada hukuk okuyor. Yani severim. Çok beyefendi bir topçudur. Gerçekten ben hani Göztepe'den beri izlediğim için, hatta Tayfur var şu an Beşiktaş'ta oynuyor. Aynı dönemde oynadılar. Şampiyon yaptılar Göztepe'yi. Şimdi diyorum ki ya bu çocuk çıktı, ligin ikinci yarısında geldi Ümraniye'ye. Başında da gelmedi. Çıktı 13-14 gol attı. Bakın bugün bakıyorum ve attığı goller de gerçekten çok güzel. Bir izlerseniz, eğer siz de takip ederseniz. Dedim ya, biz futbolu gerçekten futbol olarak severiz. Taraftar olalım ama sağ olun, teşekkür ederim. Kendinize bakın Barış Bey. Sağ olun. Evet, Tuncay Toraman, günaydın Aygün abi. Fenerbahçe Jorge Jesus ile devam edecekse ben devam etmesinden yanayım. Değil ise hemen Aykut Kocaman getirilsin takımın başına. Sayın Başkan Ali Koç, o kadar çok şey söylemek istiyorum ki kendisine demiş. Artık bıktık söylemekten. Sevgiler, saygılar, Hollanda'dan Tuncay Toraman. Devam edelim. Ankaralı Bey. Merhaba Aygün Bey. Ankara'dan selamlar ben. Beşiktaş takımını penaltı konusunda vara bile gidilmezken rakiplerine çok kolay penaltı çalınıyor. Son zamanlardaki düşünceleriniz nedir demiş. Hakemlerle ilgili ben burada konuşmaya kalksam bu program biter. Bundan sonraki Salim Hanım'ın programına alırım. Akşamki Vedat Bayram'a, bizim Vedat Parlak'a kadar gider. Hakemleri konuşmak istemiyorum artık. Bıktım çünkü hakemleri konuşmaktan ya. Gerçekten bıktım. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhaba. Merhabalar. Hüseyin ben, Antalya'dan. Buyurun Hüseyin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Artık Galatasaray'ın kazanmasıyla herkes bir rahatladı. Bu saatten sonra Galatasaray da rahat oynar. Dün fark ettik yani, gol atana kadar bir stres bile vesaire var. Evet. Fenerbahçe'de bundan sonra daha rahat oynayacaktır diye düşünüyorum.
Yalnız hani asıl sıkıntı bence hani o şampiyonluk, evet şampiyonluk çok önemliydi herkes, ama bence en önemli olan şey Şampiyonlar Ligi'nin olmayışı, daha doğrusu bir takımın gitmesi. Şu anda mesela ikincinin bile Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi, Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetse bile bu kadar üzüleceğini düşünmüyorum. Keza bütün takımların artık hani bu maddi anlamda sıkıntılı zamanlardaki en önemli şey Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar değerli bir şey olduğunu öğrendik. Geçmiş senelerde iki takımımız gidiyordu, üçüncümüz UEFA'ya gidiyordu vesaire. Bunları tabii kaybedince değerini anladık diye düşünüyorum. Bir de iyi futbolun iyi oyuncularla oynandığını gerçekten gördük. Ben mesela hani Fenerbahçe değilim ama Kim Min-jae'nin gittikten sonra Fenerbahçe'deki o düşüşü gördük. Demek ki neymiş? İyi para veriyorsanız iyi futbolcu alacaksınız, iyi hoca alacaksınız, iyi de oyun izleyeceksiniz diye düşünüyorum. Galatasaray'daki Icardi, Torreira örneği buna en basit örnek. Antalya ile ilgili bir şey de söylemek istiyorum. Buyurun. Antalya sporluyum, Antalya spor taraftarıyım. Şu anda bizim tüzüğümüzde ne var ne yok onu da bilmiyorum açıkçası, ama mümkünse Antalya Spor'da Göztepe gibi, Göztepe vari satılabilir bir duruma getirelim. En azından %50'nin, %51'ini dernek şeyinden çıkarıp farklı yapmak lazım diyorsun. Getirelim, bir yatırımcı gelsin, böyle büyük bir şehri, turizm şehrini, yani binlerce otelimiz var, güneşimiz var, denizimiz var, sahilimiz var, yani turiste zaten turistler akın ediyor ama kulübümüz hani belirli bir seviyeye gelemiyor. Yani maddi imkansızlıklar böyle bir şey değil. Biz de burada hani güzel bir Şampiyonlar Ligi olmasa bile UEFA'da veya Konferans Ligi'nde gruplarda maç izlemek istiyoruz. Bizim de takımımızı böyle bir yatırımcı alsın, üst seviyelere, ilk 5'e, ilk 4'e oynatsın istiyoruz. Buradan Antalya Spor yöneticilerine, başkanına duyurumdur. Ben de izlemek, ben de UEFA'da böyle bir şehirde. Hani ben affedersin hani şey olarak söylemiyorum. Bir Orta Anadolu'da Nizli Spor vesaire falan değiliz. Çünkü Antalya, İzmir, Adana bu tür illerdeki kulüpler daha üst seviyelerde olmalı. Daha iyi yatırımlar almalı, daha iyi futbolcularla oynamalı diye düşünüyorum. Peki. Bir futbol sever olarak. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. İyi yayınlar. Sağ olun, kendinize bakın. Teniskurs.com penaltılar çıkarırsa acaba Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş puanları kaç olurdu, hiç hesaplandı mı? Veya VAR olmadan yapılacak maçlarda ne kadar puan kazanılır? Ligin kalitesi VAR ile birlikte iyice düştü. VAR 3 takımı kurtarma aparatına dönüştü demiş. Bir Galatasaray olarak bu futbola seni yine 6.lı oynar. Her hafta oyunu düşen bir Galatasaray var demiş. Teniskurs.com sitesindeki arkadaşımız. Esteban Nusya, abi 30 yaşındayım, şu halimle ben Fenerbahçe'nin kadrosunu alsınlar, 90 dakika bir dakika durmadan koşarım. Fenerbahçe için canım veririm ama abi, ama bu futbolcular hiçbir şey yapmıyor, o kadar para alıyorlar ama ruhsuz bir futbol oynuyorlar demiş Esteban Nusya. Günaydın. Günaydın Aygün abi, hayırlı sabahlar olsun. Ben Mert Çavuş. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş gördük abi, Kocaeli Gebze'den arıyorum seni. Buyurun Mert Bey, hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Hoş gördük abi. İyi bir Fenerbahçeliyim, bunu zaten biliyorsunuz abicim. 5 seneden beri ben hep haykırıyorum. Ali, sevgili Sayın Ali Koç'umuz oldu müddetçe Fenerbahçe şampiyon olan. İlk senesinde dedim ki çok şeyler olacak, hani bizim ümidimiz vardı. Fakat Sayın Ali Koç seçildiği gün dedi ki bizden bu sene şampiyonluk beklemeyin dedi Fenerbahçe stadyumunda. Siz de şahitsiniz zaten buna. O günden sonra Fenerbahçe hiç şampiyon olamıyor. Hiç olması da mümkün değil ki Galatasaray maçından sonra sizle görüşmüştük. Ben Fenerbahçe'nin Galatasaray maçından sonra, yani yenildikten sonra şampiyon olacağına inanmıyorum demiştim. Harbiden de dediğimde çünkü hep ya yanılsam yanılamıyorum da. Ben şöyle demek istiyorum Aygün abi. Neden biz bu hallere düşüyoruz? Artık Fenerbahçe taraftarı çok yoruldu. Örnek vereyim. Pazartesi Fenerbahçe'nin maçı var. Lig TV'de, evde Lig TV'miz var. Ama TRT1'de de Selçuklu var, Alparslan var. Ben Alparslan'ı seyrediyorum. Ha, dizi izliyorum diyorsun. Yani niye biz bu hale düştük? Çünkü Fenerbahçe'de bir, halen söylüyorum, bir tünelin ucundaki bir ufak bir ışık görür gibi olmuştuk. Meğerse bir hayal. O ışığı da aldılar bizden diyorsun. Işığı zaten aldılar. Işık 5 senedir yok ki. Gerçi 9 senedir yok da Sayın eski başkanımız Aziz Yıldırım demişti ki sevgili başkanımıza, sen gel futbol şube sorumlusunu sen al, futbolu bana bırak, biz dedi beraber büyük başarılar yapalım dedi. Ama Sayın Ali Koç buna girmemişti. Zaten en güzel branşı basketbol branşı ama maalesef futbolu beceremiyor. Sevgili teknik direktörümüz Jesus da geldiği zaman hazır mısınız dedi. Biz hazırız da Fenerbahçe hazır değilmiş. Vallahi çok üzülüyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ben buradan, yani en başta söyledim, Galatasaray şampiyon olacaktır diye.
Rakibimi tebrik ediyorum bir Fenerbahçeli olarak. Onlar bizden daha iyiymiş. Biz iyi olamayız. İkincilik Fenerbahçe için başarıysa bize o zaman demek ki büyük bir başarı elde etmişiz. Biz bunları düşünüyorsak Fenerbahçe tarafları olarak hep destek, tam destek. İnanın şöyle söyleyeyim. 2-3 maç Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon maçı, maçları yani kendi takımları 2 maç, 3 maç kaybetsinler. Tarafları gelmiyor. Biz 8.li oynadığımız zaman bile 30 bin kişi oynayan bir kulübüz. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben size tek bir soru sormak istiyorum. Aygün abi seni çok severiz. Fenerbahçe taraftarlarına buradan ben şöyle söylüyorum. Üzülmeyin. Bir gün elbet düzeleceğiz. Ama o gün ne zaman bilmiyorum. Ali Koç gittiği zaman olacak diye düşünüyorum. Size sormak istediğim soru şu. Fenerbahçe bundan sonra ne yapacak, ne yapmalı? Teşekkür ediyorum Aygün abi. Teşekkürler, sağ olun. Görüşmek üzere. Doğukan Dağlaroğlu'nun mesajını okuyayım, ondan sonra cevap vereyim. Jorge Jesus'a devam edilmeli. Aykut Kocaman, İsmail Kartal Fenerbahçe'yi kaldıracak, taraftarı memnun edecek futbol oynatamazlar demiş Doğukan Dağlaroğlu 16. Şimdi hani yeni bir teknik direktör getirmeye kalksan gene bir sene kaybedeceksin. Yani yurt dışından getireceksin, işte yeni bir bütçe vereceksin, en az 30 milyon veya 50 milyon euroluk bir bütçe vereceksin. O da bir soru işareti. Yani en mantıklısı, yani bence şimdi bakıyorsun, rakiplerine bakıyorsun, işte Zaniola var, Icardi var, Mertens var. Öbür tarafa bakıyorsun, işte Aboubakar'ı var, Cenk Tosun'u var. Öbür tarafa bakıyorsun, beğenme, ben beğeniyorum, Maxi Gomez var. İşte Fenerbahçe'ye bakıyorsun, forvete bakıyorsun, kusura bakma Serdar Dursun var. Yani çıta çok düştü Fenerbahçe'de. Yani Jesus'la devam edilmeli mi? Bence edilmeli. Ama çıtayı yükseltecek transferler yapılmalı. Yani işte 10 tane bir Kim Minji'yi gönderdin. Kim Minji gitti, bütün dengen alt üst oldu. Orayı Samet'le doldurmaya kalktın, olmadı. Orayla ilgili de tabii hocanın istediği ismin farklı olduğu konuşuluyor. Samet'in yönetim tarafından alındığı yönde bazı bilgiler geliyor. Tayyip Tağla isimlerin çok fazla o dönem alınması gerektiği konuşuluyor falan filan, çok şeyler var. Bunlar zaten detaylı netleştikten sonra ben aktarırım tekrar, ama günaydın. Galiba gitti dinleyicimiz. Sistemin devam etmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Jesus'la dinleyicim var. Ha, araya gidiyoruz. Jesus'la Fenerbahçe'nin devam etmesi gerekiyor. Ama çıtayı yükseltmemiz de gerekiyor transfer anlamında. Artık yani ikinci sınıf, üçüncü sınıf topçular yerine yani 14 tane, 15 tane adam alıncaya kadar 6 tane, 5 tane, 6 tane adam alıp kaliteyi arttırması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra ters köşeye devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, Euroleague'de bugün kader günü diyoruz. Demin de anonslara zaten duydunuz. 21.30'da Esport Plus'tan bu maçı izleyebilirsiniz. Nakden izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Beko Euroleague'de Final Four biletini almak için bugün playoff'ta 5. ve son maça çıkacak. Yunanistan deplasmandaki mücadelede Sarı-Lacivertler normal sezonun lideri Olympiakos'u bir kez daha mağlup ederek yoluna devam etmeye çalışacak. Kalbimiz, gönlümüz, her şeyimiz Fenerbahçe Beko'dan olacak. İnşallah bu akşam Fenerbahçe Beko Euroleague'de yazdığı tarihi yazmaya devam edecek diyelim. Hattımızda da Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni heyecanlandırdın sevgili Ayşe. Vallahi mi? İnşallah diyoruz o hocam. O basket maçlarında inan, basket maçı, voleybol maçları, böyle bu amatör maçlar, hele Avrupa Kupası maçı olduğu zaman inan kendimden geçiyorum. İnan yani geçen Fenerbahçe'nin son burada yendiği o iki maç burada oynadı Olympiakos'la. Hatta bir tanesini Mustafa Hocam'la beraber seyrettim Denizli'yle. İnan kalbimiz yerinden çıktı. Çünkü bugün de çok zor maç olacak. İnşallah Allah ellerine ayaklarına kuvvet versin Fenerbahçe'li basketbolculara. Türkiye'nin bu başarılara ihtiyacı var sevgili Aygün. Avrupa kupalarından bahsediyorum. Doğru, doğru. Bu herkes bir olmalı. Artık bunun Fener'i, Galatasaray'sı, Beşiktaş'ı, Trabzon'su yok sevgili Aygün. Doğru.
İnşallah Allah yüzlerine güler, şansları yanında olur ama çok zor maç çünkü orada kendi seyircisi önünde o bir farklı bir atmosfer oluyor. Ama orada gene bir tane aldık biliyorsun, bu tarafa aldık. Çevirdik ama işte gene inşallah olur ama çok zor, onu söyleyelim. Çok zor olur belki. Ben bu akşam Olympiakos kendi seyircisi önünde daha çok strese gireceğimi düşünüyorum. İnşallah. İki bu da benim çünkü. Görüşüm. Aynı görüşteyim ama dediğimiz gibi gönlümüz, kalbimiz Fenerbahçe Beko ile atacak. Zaten yarın da şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili, Olympiakos Beko maçıyla ilgili de bağlantılarımız olacağını söyleyeyim yarın sabahki yayında. Osman abi demin Mustafa Hoca ile maçları izliyorum dedin. Aslında oradan gelip Galatasaray'a geçeceğim de hocam çok da severim Mustafa Deniz hocamı. Fenerbahçe'de çok önemli işler yaptı. Hatta onda da çok güzel böyle maceralarımız, anılarım var. Bir ara onu da anlatacağım zaten. Fenerbahçe'yi nasıl buluyor? Sohbet ediyorsun çünkü sen onunla. Sevgili Aygün, sohbet ediyorum. Yani herkesle de sohbet ediyoruz. Sevgili Aygün, şimdi... Yani nasıl buluyor derken şöyle, niye başarısı anlamında? Fenerbahçe'nin başkanını bir yere koy. Neden koy? O en tepedeki adam. Onun vazifesi nedir? Hocayı getirir. Değil mi? En iyi evet, hocayı. Evet. Ondan sonra hoca, yani Jesus gibi bir hocayı hangi futbolcu istediyse aldı getirdi. Evet. Aldı getirdi. Hani kaç para falan diye de sormadı. Hocanın her dediklerini aldı ama fakat hiç kusura bakmasın. Yani hoca bu takıma Fenerbahçe'nin çok daha iyi top oynaması lazım. Fenerbahçe'nin bir çizgisi olması lazım. Ligin ilk yarısında vardı o, Dünya Kupası'na kadar olan bölümde. Ama ondan sonra Fenerbahçe üstüne koymadı ve bir standart tutturamadı. Fenerbahçe bir bakıyorsun bir maç iyi, ikinci maç hiç yok, sallanıyor. Bunun sorumlusu kim? Taraftar değil. Taraftar her maça geliyor. Ceplerindeki son kuruşa kadar verip biletini alıyorlar, forma alıyorlar, maçlara geliyor. Bunun sorumlusu başkan da değil. Başkan ne yapacak? Yani Cesus'u getirmiş, istediği futbolcuları almış. Ne yapabilir başka? Bana söylesene sevgili Aydın. Yapabilecek bir şey yok, doğru. Ne yapabilir? Bunun sorumlusu Galatasaray'da bir terslik olsa Okan Burak'a demezler mi? Ya istediğin futbolcuları aldık, iyi bir kadro kurduk, bilmem ne kardeşim, bunun sorumlusu sensin demezler mi? Yani doğrusu da o değil mi? Derler. Ya kim, ama burada Türkiye'de hemen yönetimlere giriliyor, bilmem nerelere giriliyor. Yanlış işler oluyor. Söyleyecek bir şey yok. Ben Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı mı başarısız mı daha belli değil. Ama direkt Cesus'a bağlarım. Ama oynattığı futbol biraz da deplasmanlarda keyif vermiyor. Onu da söyleyebilirim sana. Rahatlıkla. Ya dün maça bakıyorum. Bir tane Icardi, gerisini bırak. Ya adam bir santrafor, top gelmiyor. İki tane stoperin arasında. Orada nasıl baskı yapıyor? O tarafa yapıyor, bu tarafa yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ben şimdi Fenerbahçe'de Valencia başarılı oldu ama tek Valencia. Sakatlandığı zaman ikincisi yok. Doğru. Ya Petros olsun, yani üç tane daha santrafor var. Serdar olsun, Aşağısı olsun. Yok abi, yani yok. Olmuyor yani. Ben Fenerbahçe sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Demiş şunu söyledim hocam. Şimdi rakiplere bakıyorsun. Icardi'yi görüyorsun. Zaniolo'ya görüyorsun. Öbür tarafa bakıyorsun. Cenk Tosun'u görüyorsun. Abubakar'ı görüyorsun. Trabzon'a bakıyorsun. Umut'u görüyorsun. Maxi Gomez'i görüyorsun. Fenerbahçe'ye geliyorsun. Kimse kusura bakmasın. Serdar Dursun'u görüyorsun. Yani var. Batşah da var. Var da ama yani şey anlamında söylüyorum. Yani A plus bir türlü santrafor Fenerbahçe alamadı. A plus yok ama bak aldığı futbolcular, Fenerbahçe'nin kadrosundaki futbolcular, bir kere senin Arda ile Ferdin yeter. Onu bir kere koyayım bir kenara. Ama senin gerekli performansı veremiyorlar. Ya bunu kim oynatacak? Petro kötü adam mıydı? Yok. Fenerbahçe'de bir çizgi yakalayamadı. Hep sakat, hep şey, bir maç oynuyor, bir maç oynamıyor. Oynamadığı maçlardan küsüyor mu, ne yapıyor bilmiyorum. Bir sonraki maçta hiç yok. Abi bunu teknik direktör ayarlayacak. Kusura bakma. Bunun sorumlusu kendisi. Taraftar ne yapsın? Bana söyle, taraftar ne yapsın? Başkan ne yapsın? Bana onu da söyle sevgili Aygın. Sen Fenerbahçe'nin divan kurulu üyesisin. Ne yapabilir? Sen olsan ne yaparsın? Ha? Veyahut da Dursun Başkan. Galatasaray sallansa, teklese, kaybetse, dün Başakşehir maçı vardı. Herkes öldü, dirildi değil mi? Evet. Bir terslik olsa sorumlusu kim? Dursun Başkan mı olacak? Yok. Ha? Yok. Sevgili Aygün, bu böyle. Ha, Başkan Ali Koç'u eleştirirsin.
işte bir sürü eleştirecek şeyi var. Bütün başkanların eleştirecek bir sürü şeyleri var. Ama bu sahadaki futbolun oynadığı futbolla, takımların oynadığı futbolla ben başkanların bir şeyi olsun, bir oraya bir ağırlığı olsun bilmem ne yok yani. Teknik direktöre emanet takım kardeşim. Hele Jesus gibi bir hocaya. Yok abi biz kötü oynadık, iyi oynadık, şunu yaptık, bunu yaptık falan. Hiç bahanesi yok. Benim tahminim. Jesus kötü hoca değil kesinlikle. Hatta profesör dedik değil mi hepimiz ona? Evet. Konsantre olamadı Türkiye'ye. Ben öyle düşünüyorum. Peki sence Osman Hocam kalmalı mı yoksa yeni bir oluşuma mı gidilmeli? Sevgili Aygün, şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'de taraftarlar bana kızmamalı. Kalmamalı abi. Kalmamalı. Yani o kadar dünya para veriyorsun. Aynı işleri ben Emre Berezoğlu'nu da yaptırırım. Kusura bakma. Dün bakıyorum kardeşim Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray maçı. Ya Başakşehir bir sistem takımı olmuş. Koşuyor, kapatıyor, bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani neticede oynadığı takımı Galatasaray yani. Bu kadarını yapabiliyor futbolcular. Futbolcu kalitesine bağlı. Ama yaptırıyor bir şeyler. Yani bir antrenörün takımı belli elin üzerinde yani hangi futbolcular da. Şimdi burada konuşursam herkesin gücüne gider. Peki Jesus'un ağırlığı ne? Ha? Ya şu Arda'yı oynatsın diye hepimiz yalvardık ya. Neler yazdık? Daha hala Ferdi orta sahada sıkıntı çekiyor Fenerbahçe. Daha hala Ferdi orta sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor. Bir şeyler oynuyor yani orada. Çocuğun ne işi var ya? Avrupa'da bir sürü kulüp Ferdi diye inliyor. Sağ bek oynasın diye inlemiyor. Çocuk gidiyor, geliyor. Bu her şeyi yapıyor yani. Yani ekstra bir futbolcu. Bana göre 3 tane ara o eder. Kimse de yanlış anlamasın. Ama müdahil olabilse başkan zaten müdahil. Jesus'a müdahil olabiliyor musun? Yok. Ne yapacak başkan yani? Çıkacak kadroyu 11'e o mu yapacak yani? Kalkacak taktiği o mu verecek? Ferdi sen orta sahada mı oyna diyecek? Ya biraz burada ben doğruyu konuşuyorum. Yani kendi doğrumu konuşuyorum. Tabii benim gibi düşünenler de olacak. Benim gibi düşünmeyenler de olacak. O normal zaten. Yani herkes aynı şeyi düşünemez. Bu normal yani. Başkana kızanlar da tamam. Başkan Ali Koç'u eleştiririm. Bir tane şey var eleştirilecek. Bir sürü şey var. Ama o ayrı bir kenar. Ben sadece Fenerbahçe'nin oynadığı topta yani bir standart yakalamamasında ben başkanın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Tamamen bir terslik varsa onun sorumlusunun Jesus olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki sene de Jesus kalsa faydalı olacağını düşünmüyorum. Ya artık antrenörler de değişti be sevgili Aygün. Artık gençler bu işin başına aldı. Direksiyonun başına gençler çıkıyor. Beni konuşturma. Gençler geçiyor abi. Yani İsmail Kartal daha mı kötü futbol oynatıyordu? Allah aşkına beni konuşturma şimdi. Jesus'un bir ağırlığını gördün mü yani? Klopp'un gözlüğü demiş ki abi yayınlar Osman abi inanılmaz naif bir insan. Biz dinlerken eziliyoruz naifliği karşısında. Ona sorar mısın Okan Hoca'nın bu kadar yıldızı bir arada tutması büyük başarı değil mi? Ya şimdi Okan Hoca'nın büyük başarı tamam bir şey demiyorum. Bu takım Galatasaray takımı zor bir takım kadro olarak. Bu takım mesela dün akşam maçı seyrediyorum. Mertens o tekniğini, o kalitesini ortaya koyamıyor. Zorlanıyor. Ya, Oliveira da koyamıyor. Kerem de koyamıyor. Rashica hiç yok. Koyamıyor. Boye ileriye gidiyor. Rashica'nın da yaptığı işi yapmaya çalışıyor. Arkasına atılan top atıyorlar. Serdar Güler oradan gümbür gümbür geliyor. Evet ya Serdar Güler hakikaten yani, dün de gördüm. Çok formda bu aralar. Çok formda. Yok. Sorumlusunu bırak sen hata yapıp evet. Boşalığını bırakırsan gelirler. Yani gümbür gümbür geliyor. Ben kendi kendime yani. Ya hoca, Okan Hoca. Ya Rashica kötüyse ilk yarı sonunda çekip değiştireceksin abi. Yani Rashica kızacak, darılacak diye bunda bir şey yok. Kusura bakma yani. Ama o da tedirgin. Tedirgin abi. Bütün Galatasaraylılar herkes. Yani dün maçtaydım Aygıncığım. Bundan sonraki maça beraber gidelim. Yani o taraftar maraftar çoğunu yayıncı kuruluş kısıyor onları. Sesleri duymuyorsun. Çoğunu kısıyor sesleri. O sesleri, o tezahüratları vermiyor.
Abi bu taraftarın baskısı, yani Galatasaray taraftarı bilmiyorsun bu sezon bir başka, yani futbolculardan daha formunda bir kere, onu söyleyeyim sana. Daha formunda abi, yani dün Galatasaray'a bakıyorsun, Başakşehir iniyor, tamam Galatasaray'da koşmayan, mücadele etmeyen futbolcu yok. Ama bir bakıyorsun Mertens'in ne kadar katkısı var. Oliveira tamam penaltıda vardı ama o Oliveira'nın yarısı var zaten. Rashica dün hiç yok. Kerem'in verdiği pasların bir tanesi yerini bulmadı dün, biliyor musun? Gördüm. Buna rağmen Galatasaray dün ama koştu. Kerem de bu saydığım futbolcular da koştu. Her şeylerini koydu ama sen kesinliğini sahaya koyarsan, bu kaliteni sahaya koyarsan o zaman Galatasaray daha farklı olur, daha fazla gol atar. Mesela bir ara gördüm, üzüldüm. Bugün de yazımı ona yazdım zaten. Ya Icardi çıldırıyordu. Mustafa'ya bağırıyor. Uzun ortala diyor. Bana at diyor topu diyor. Arkadaşlarına bağırıyor. Ya diyor bırakın diyor geri pas yapmayı kaleciye diyor. Zaten biliyorsun geri paslardan yenen golleri. Evet. Orada onu biraz Mustafa'nın hatası çok oluyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Gelmiyor abi. Gelmiyor. Icardi gibi bir santraforum var. En önemli Galatasaray'da sorun bu. Sen onu topla buluşturamıyorsun. Kim bunu ayarlayacak? Sorumluluk kimde? Teknik direktörler değil mi? Evet. Evet, yani bu da bir gerçek sevgili Aygün. Yani iyileri söylerken bunları da söyleyeceğiz. Ben o Fenerbahçe maçında, Beşiktaş maçında, Başakşehir maçında, buradaki Trabzon maçında Galatasaray'ın oynadığı futbola şapka çıkartıyordum. Ama Galatasaray şimdi o futbolu oynayamıyor. Oynayamıyor. Yani bilmiyorum neden... Fiziksel bir düşüş mü var, yoksa farklı bir şey mi var? Abi yoksa futbolcular yani, artık yani nasıl bu iş bitti diye böyle bir rahatlık mı, bir rehavet mi var? Yani bilemiyorum abi, yani Beşiktaş maçında gördün kazanmak için Galatasaray ne yaptı? Ama dün kazanmak için Galatasaray her şeyi yaptı. Yani kendi taraftarlarında, o taraftarlarında o baskısı, yani müthiş bir baskı var. Ya buna rağmen Galatasaray dünyanın ilk yarı bakıyorsun. Bir kere Emre Belezoğlu kardeşim 8-9 futbolcuyla defans yapıyor. 5-6 futbolcuyla hücuma çıkıyor bir kere taktik olarak. Öyle bir Galatasaray'ın bütün gol yollarını kapamış. Boş alan bırakmadı Galatasaray'ın. Icardi'nin yanına gelen yok. Icardi iki stoper arasında zaten adam bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Kafayla top indiriyor. Gelen yok Galatasaray'da. Icardi'nin kafayla indirdiği topa. Yani bakma kazandı tamam, hiçbir şey demiyorum. Hatta bir tane daha penaltı vardı. Dinlemişsindir televizyonlara. Biz evet. De maçta gördük. İlk penaltı, bence ilk penaltı net penaltıydı, onu söyleyeyim. Ya sevgili Aygün, yani bu neler oluyor böyle yani. Konuşmak istemiyorum. O Türkiye'nin en iyi hakemi değil mi? Evet. Vardaki hakemi neden vermiyorsun kardeşim? Sen benim emeğimi neden çalıyorsun? Yani ben bütün takımlar için söylüyorum. Neler görüyorum be şey görüyoruz. Sevgili Aygün. Ya neden futbolcuların, kulüplerin, takımların neden emeğini çalıyorsun? Ya sen Türkiye'nin en iyi hakemisin. Halil Umut Meral. Abdülkadir Bitigen de vardı. Ver kardeşim ya, neyi görüyorsun? Fenerbahçe'nin de kazandığını ver. Galatasaray'ın da kazandığını ver. Haksızlık varsa onlara kart mı göstereceksin? Onları da göster. Ya şimdi bir tane gol attı. Biliyor musun? Kerem ortaladı. Kerem kafayı vurdu, gol oldu. Kornede mi diyorsun? Evet. Ama orada şeyi çaldı, düdük çaldı. Şimdi onu anlıyorum. O düdüğü neden çaldın? O çizginin biraz önüne koymuş galiba topu, ondan çaldı. Hayır, önüne değil, tam yerinde çizgide. Ona göre söyledi orada. Sonra ben de sonra yayın maçtan seyrettim. O şeydeki Lig TV'deki var ya trio. Onları seyrettim pozisyonlarla. Ne dedi onlar, ben izlemedim dün akşam. Neden o düdüğü çalıyorsun? Ha, neden çalıyorsun? Yani vurmuş topu. O zaman yani anlatamıyorum. Bir şey yap. Neden fren oluyorsun? Galatasaray gol atmış atmamış onu söylemiyorum. Ya bırakın artık bu şeyleri. Ya böyle ufak tefek ön plana çıkmayın. Hani Cüneyt Çakır'da da vardı, hatırlarsın böyle bir şeyler, böyle bir tavırlar. Hareketler dün, böyle. Dün Halil Umut herhalde ben diyorum bu... Cüneyt Çakır oldu babasında mı? Yok sizin VAR hakemi İstanbul Spor maçında biliyorsun Halil Umut mu herhalde? Yok, Serdar Tokat'tı. Hangi maçtaydı? Son maçta Serdar Tokat'tı. Yok, Giresun maçında. Halil Umut Meler'di. Gördün, o gün neler yaptı değil evet, mi? Evet.
Yani herhalde formsuz yani. Bilemiyorum. Ya yeteneği bu kadar değil bir kere. Hani Umut Meral'e ayırıyorum ben. Ama yapıyor abi işte. Ne yaparsan yap, yapıyorlar işte. Yani bunun, ben dün Galatasaray o penaltı olmamış olsun. O penaltıyı bile vermedi biliyorsun. Gözümün evet. önünde oluyor. Hmm. Yani dün Galatasaray puan kaybetmiş olsaydı bugün başka şeyler konuşuyorduk. Çok farklı noktadaydık bugün, doğru. Dün geceden itibaren farklı bir noktaya gelirdik. Ya, farklı bir noktaya gelecekti. Yapmayın ya. İnsanların huzurunu bozmayın ya. Yani penaltıyı sanki takımın lehine aleyhine verin ya. Allah rızası için verin ya. Yani bizim futbolumuzu tamam sen milyon dolarlar veriyorsun, futbolcular alıyorsun, antrenör getiriyorsun, taraftarlar kardeşim 50 bin kişi maça geliyor, burundan getiriyorsunuz ya. O yayıncı kuruluş kesti, ben maçtaydım dün akşam. Şampiyonluğumuz çalamaz, şampiyonluğumuzu kimse çalamaz diye orada 10 dakika tribünler yer yerinden oynadı biliyor musun o penaltıyı vermedi ya. Yani ne gerek var ya? Bırak takımlarınla cüssünler ya. Türbünler. Yani bilmiyorum Aygün, yani ben bir çıkış yolu bulamıyorum. Sen de bulamazsın. Hiç kimse de bulamaz. Bulamaz, doğru. O zaman herhalde, ne yapalım biliyor musun Osman abi? Çok kısa bir reklam arasına gidelim. Tabii. Çok kısa bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra çıkış yoluyla ilgili tekrar size konuşalım. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener var. Hocam gene tabii yıldızlar devreye giriyor. İcardi hakikaten çok önemli bir yıldız, çok önemli bir ayak ve son dönemlerde Galatasaray'a hep böyle 3 puanları getiren bir yıldız. Icardi için ayrı bir parantez açmak istiyorum, ayrı bir başlık açmak istiyorum. Neler söylersiniz? Bir de onun arkasından Zaniolo ile ilgili neler söylersiniz? Buyurun. Ya Zaniolo olacak. Ama Zaniolo iyi bir futbolcu. Ama Icardi'nin çizgisi bunların hepsinin üstünde sevgili Aydın. Ama ben Galatasaray'ın Icardi'yi şu an kullanamadığını düşünüyorum. Pas yani, gelmiyor anlamında söylüyorsun değil mi? Topalamı yok ki. Topalamıyor. Beşiktaş maçında da aldığı zaman adam etkili. Ya Aydın neler yapıyor maç içinde ya? Yani televizyondan değil de gidip onu tribünden seyretmek hakikaten büyük bir keyif. Aydın nasıl boş teparlar atıyor? Nasıl kafayla o topu indiriyor? Yani yanında onun zeki birisi olmuş olsa, yani bilemiyorum yani neler yapar. Yani tadı damağında Galatasaray taraftarların, herkesin, futbol severlerin, ama Galatasaray'da kalacak mı, kalmayacak mı, ne olacak? Hani gazetede okuyoruz, ben Galatasaray'dan başka bir yere gitmem falan diyor ama öyle değil yani. O işler öyle diyeceğim. Sezon sonu paralar belli olur. Ondan sonra işler netleşir. Aynen. Futbolda para. Aynen. Bu işin koruyacağı para. Yani bizim yani şey yaparsa. Eskisi hani gibi değil yani. Gönül bağı yok. Kalpten seviyorum seni. Yani eskisi gibi değil. Şimdi nakete dönüş vaziyette. Ben doğuştan Fenerbahçeliyim. Ben doğuştan Galatasaray'ım. Ben doğuştan. Benim Beşiktaş. Damarımı kessen sarı lacivert, sarı kırmızı, siyah beyaz akarları geçtik o dönemlere. Hepsi ne oldu biliyor musun? Napolyon. para diyorlar. Normal ama bu zaten yani. Ya ben bir şey demiyorum abi. Futbolcu futbol mesleği bir sanatçı evet, o. Evet. Onlar zor iş. Dünyanın en zor işi ya. Ya bir tekme yersin futbol hayatın biter. 18 yaşında Allah korusun ya. Biz bunları yaşadık, gördük. Tabii bir çapraz bağlarını kopuyor. Allah korusun toparlayamıyorsun, evet. Edemiyorsun doğru. Evet, kimler geldi kimler geçti. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yani bugün Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u. Yani hakemler doğru idare gösterse ben futbolumuzun kalitesini çok daha iyi yükseleceğini düşünüyorum. Ama gösteremiyorlar. Bilmiyorum, gösteremiyorlar mı göstermiyor. Yani veya da göstermek istemiyorlar. Bilmiyorum sevgili Aygün, yani buna bir çare bulunması lazım. Çare yok Osman abi. Bana de ki Osman abi, şimdi ben geldim size, doktorsunuz. Ben reçete yazacaksınız. Ne reçete yazarsınız ki siz futbol dünyasının içindesiniz. Siz futbolun üst kademesindeki bir sürü insanlarla günün belli saatlerinde beraber oluyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Reçete ne hocam? Abi reçeteyi kimse 20 senedir bulamamış ki. Biz bulalım diyorsun, doğru. Ben, yok, nereden bulacaklar reçeteyi? Ama ben sana şunu söyleyeyim. Hiç o topları da girmem. Ne yazarım ne konuşurum. Ya 3 tane büyük kulüp başkanı. Bakıyorsun onlar da çok baskı altında, onu bil. Hı hı. Şimdi Sayın Ali Koç konuşuyor. Arkadan Başkan Dursun Özbek konuşmasa onu mahvedecekler.
O da konuşmak mecburiyetinde kalıyor. Ondan sonra dönüyor Sayın Ahmet Nur Çebi konuşuyor. Ya sevgili Aygın, biz bunlarla uğraşmamız lazım. Ama onlar da çaresiz, biliyor musun? Maalesef. Onlar da çaresiz. Ben onlara kızmıyorum sevgili Aygün. Çünkü arkada öyle bir toplum var ki, yani sana gelen mesajlar, bana gelen mesajlar okuyoruz. Allah Allah diyorum ya. Yani biz bu işlerden anlamıyoruz. Herkes antrenör, herkes başkan, herkes profesör. Herkes bilmem ne. Mesela diyorlar ki, sen diyorlar Icardi'nin bonservisini almazsan başkan değilsin. Kardeşim, Icardi'nin bonservisini nasıl alacaksın? Nasıl alacaksın? Türkiye şartlarında Euro olmuş 22 lira. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın böyle 80 milyon, 100 milyon, 50 milyon. Şu an kulüplerin bonservis alacak durumları yok, onu söyleyelim. Ancak ya, kiralamaya gidecekler bu sene sonunda yine. Kiralamaya gidecekler ancak futbolcuların aldıkları parayı ödeyebiliyorlar yani. Doğru. Ben kızmıyorum ki, normal. Yani diyor, mesela diyorlar ya bir maç biletleri çok pahalandı. Evet kardeşim, pahalandı ama sen, adamlar euro alıyor, sen TL'ye ödüyorsun. Yani hasılat bir yere kadar bir işe yarıyor. O sponsorlardan sen o kadar para almasa kulüpler ayakta kalamaz. Hani millet mesela ya, Başkan Ali Koç gitsin diyorlar mesela. Başkan Ali Koç, yani mantıklı konuşun. Ben kimseye hayran değilim, kimseye. Başkan Ali Koç gitse kim gelecek? Ne yapacak? Nasıl döndürecek? Nasıl yani? Bu paralar nasıl ödenecek? Bu paralar nasıl ödenecek? Divan kurulu üyesi arkadaşlarım var, bilmem ne, her gün beraberiz yani. O Ali Koç gitse ne olacak yani bu şartlarda? Yani Türkiye'de herkes sıkıntı çekiyor. Kulüplerin de sıkıntı çekmesi gayet normal. Sevgili Aydın, bu kolay bir süreçten geçmiyoruz hepimiz. Doğru. Hepimiz kolay bir süreçten geçmiyoruz abi. Hiç yani bilemiyorum ama bu yani hafta sonları herkesin, artık insanlar siyasette ilgilenmiyor. Hani bir hatta biz onlardan değiliz. Ama futbolla ilgileniyor sevgili Aydın. Yani millet oyalanıyor futbolla. Bütün dünyada böyle. Görüyorsun Avrupa maçlarında adam çoluğunu, çocuğunu, karısını, kayınvalidesini, kayınpederini, anasını, babasını alıp maçlara gidiyor. Biz daha o konuma gelmedik. Ama öyle olmalı bizim de burada. Bunun tadını çıkarmamız lazım. Nasıl bir sinemaya, bir tiyatroya gidiyorsun? Bunlar da futbolcular da bir sanatçı. Futbolcular köle değil. Futbolcuların bir hareketini görüyorsun, kendinden geçiyorsun. Yani sadece maç kazanmak mı olmuyor iş? Futbolcular kazanacak da kaybedecek. Her şey olacak ama futbolun içinde her şey var. Hesapta olmayan puan kayıpları var. Son maçlarda kaybedilen şampiyonluklar var. Tamam, hakem hataları da olacak bunun içinde. Ama benim derdim hakem hatasından değil. Masum hatalar olduğu zaman sesimizi çıkarmıyoruz zaten. Bu yapılan hatalar masum mu değil mi? Önünde var var. Neden görmüyor musun? Penaltıysa penaltı. Görmüyorsan da senin orada işin ne kardeşim? Ben bunlara kızıyorum. Yani bir adam, kusura bakmayın bunu söylemek içime de, ya bir adam bir karısını dövüyor, bilmem ne yapıyor, çocuğunu yapmışsa şartlı tahliye ediyorlar. Kanunen belki doğru. Ben karşıyım abi. Ben de karşıyım. Ben karşıyım, neyin şartlı tahliye? Kadına, çocuğa, her şiddete karşıyız zaten yani. Sadece şiddete karşıyız. Ayağına bileksiz takacağız bilmem ne ya. Ne takarsan tak, adam çıkmış yoldan artık. Onu aramıza ne salıyorsun ya? Ya sokakta artık yürürken arkamıza bakar olduk ya. Sevgili Aygün yani. Hı. Evet. İşin tadı kaçmış. Ne Fenerbahçe konuşabiliyorsun, ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne siyaset. Yani insanlar, hocam, türbündeki taraftarlar da farklı değil yani. Doğru. Çok kısa bir reklam arasına gidelim. Tabii. Bu gerginlik de saha içerisinde var aslında. Onu size sormak istiyorum. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra Millet Gazetesi Spor yazarı Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Ters Köşe devam ediyor. Attığımızda Millet Gazetesi Spor yazarı Osman Şener. Hocam işte son maça bakıyorsun, Fenerbahçe maçına bakıyorsun. Saha içinde gerginlikler, saha dışına taşan gerginlikler, koridorda kavgalar var. Dün akşam maça bakıyorsun, ısınırken saha kenarında yaşanan gerginlikler var. Tribünler gergin, herkes gergin. Neler söylersin? Ya sevgili Aygün, şimdi Giresun maçında, Giresun zor yani, kurtulması gene zor. Bilemiyorum tabii. Bu futbolda her şey olur. Fenerbahçe'nin de puan kaybetmemesi gereken bir maç. Yani sevgili Aygün, sen şimdi çok büyük taraftarlar senin arkanda. Sen onlara
Giresun'da puan kaybediyorsun. Sen o futbolcu için, o yönetim için, o teknik direktör için onun sorumluluğunu, yükünü anlayabiliyor musun? Ne söyleyeceksin sevgili Aydın? He? Dönüyorum o tarafa. Giresun Spor'da sonra da özür dilediler zaten. Yani Giresun Spor'da ya gerek yok yani bu şovla. Karşındaki takıma hakaret ederek şov yapılmaz sevgili Aydın. Ben Galatasaray için de aynısını söylüyorum. Fenerbahçe için de Beşiktaş için de. Ya karşı takım ya bunlar yani burada kutsal gibi bir şey yani bunlar 30 milyon taraftarı olan takımlar sevgili Aydın. Ya ister istemez şimdi sen bağırıyorsun şimdi Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe camiası Giresun'u düşman gibi görüyorlar. Görürler mi görmezler mi? Görürler. Bunu değiştirebilir misin? Yok. Mesela benim canım gibi sevdiğim Rıza Çalınbay. Hani hatırlıyor musun? Bir hafta önceye kadar ya Galatasaray maçında o golümüzü verilseydi biz farklı yerlerde olduk. Devamlı diyor. Ya onu söyledikçe benim canım gibi sevdiğim o Rıza'ya Galatasaray taraftarı Galatasaraylılar söylemediği lafı bırakmıyorlar. Ben ne diyebilirim? Ne yapabilirim? Ben herkes bunlara gerek yok. Tamam kardeşim takımını alkışla. Takımın iyi futbol oynadıysa tamam bizi alkışlayalım. Ama hakaret, küfür, bilmem ne böyle aşağılamak. Ben buna karşıyım sevgili Aydın. Kusura bakma. Bunu Fenerbahçe taraftarı için de söylüyorum. Galatasaray taraftarı için de Beşiktaş taraftarı için de. Buna gerek yok. Ve biraz kalite gelmesi lazım bizim futbolumuza. Ama maalesef sevgili Aydın olmuyor. Dün gene ısınırlarken sahanın kenarında biliyorsun. Evet. Gerek kulübesinin orada. Bir itişmeler, kakışmalar, bir şeyler oldu. Sebebinde ne olduğunu görmüyorum. Bizim basın türbünü nefte en tepede biliyorsun. Evet dün yukarıda. Görmem mümkün değil oraya doğru. Yani işte gördüğümüz kadar yani yok çıkartamıyoruz tadını sevgili Aydın. Çıkartamıyoruz. Adem Türkiye'de şampiyon olursan kardeşim kralsın. İkinci bitirirsen yandın bittin. Yandım bittim futbolcusu, antrenörü, başkanı. Ya İngiltere Ligi'ni çok yakından takip ediyorum. Ya adamlar Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için 3. o ligi bitirdikleri zaman bayram ediyorlar şampiyonluk. Evet Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz diye doğru. Biz o konumda değiliz ama hiçbir şeyimiz o konumda değil ki sevgili abi. Doğru. Maalesef. Adem Suçelik demiş ki selamünaleyküm Aygün abi. Osman abiye sorar mısın? Fenerbahçe'nin yediği gol verilmeyen penaltı empati kurar. Bu pozisyon dün akşam Galatasaray maçında olsaydı bugün gündem nasıl olurdu demiş. Son şey maçını diyor işte Giresun maçındaki verilmeyen penaltı. Ya kardeşim ben aynısını söylüyorum. Demin aynısını söyledin. Giresun maçı için de söylüyorum. Dün akşam da söylüyorum. Galatasaray'ın penaltısı verilmedi. Ne oldu? Galatasaray ikinci penaltı pozisyonu kazanmasaydı o penaltıyı. Icardi gol çevirmeseydi ne olacaktı? Aynısı olacaktı. Tamam Lale Orta çıkardı. Derdi ki ben hakemlerime güveniyorum. Evet hata yapmışlar. Başka ne yapabiliyorsun? Söylesene. Doğru. Yapabiliyor musun sevgili Aygün? Yapamazsın yok. Ben gene sorulara devam edeyim. Çok soru var. Levent Kumaş demiş ki Instagram'da döndüm. Instagram'dan gelen sorulara cevap aktarıyorum Osman hocama. Günaydın Aygün abi, Osman abi. Aygün abi, Osman abime sorum var. Galatasaray son haftalarda bir düşüş yaşıyor. Futbolu gerçekten arkaya gidiyor. Kaldı ki gelecek haftalarda zor maçları var. Kümede oynayan İstanbulspor, Sivasspor, Ankara Gücü maçları var. Fenerbahçe maçı var. Evet ama en son maç ya. En son maç olsun. Ben bugün onu da yazdım. 4 maçı da Galatasaray'ın bundan sonra Başakşehir maçından farklı geçmiş. Şey söylüyor. Şampiyonluk maçları gerilim oluşturur ve baskı oluşturur. Benim tahminim Galatasaray puan bırakacaktır. Benim sorum Galatasaray bu saatten sonra şampiyonluğu kayıp eder mi? Yayınlar demiş Levent Kumaş. Ya ben tahminimi söylüyorum sana sevgili Aygün. Hiç yani şu gördüğüm kadarıyla sen de aynı şey. Ben şurada baktığın zaman Türkiye Kupası'nın Fenerbahçe'nin daha avantajlı kazanmak bakımından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ama burada şampiyonluğun da bu saatten sonra 5 puan Fenerbahçe'ye de var. 8 puan şeyde var. Beşiktaş'ta var. Bir de avarajı var. Yani ben Galatasaray Sivas maçından sonra İstanbulspor'la oynayacak. Belki de şampiyon olacak diye düşünüyorum. Çünkü arkasından gelen Galatasaray'ın gümbür gümbür gelen bir takım yok ki. Yok dedin doğru. Yok o yani abuk sabuk herkes puan kaybeder. Galatasaray da kaybeder ama
Rakipler ne yapıyor? Rakipler kazanabiliyor mu? Yok, kazanamıyor. Yani olay buradan kaynaklanılıyor sevgili Aydın. Ya o Galatasaray bunun bilincinde olduğu için dün akşam orada ayrı bir atmosfer vardı sevgili Aydın. Yani futbolcular içinde ayrı bir rol oynadılar. Belki de o stres yüzünden hani biraz önce iyi oynayamadı dediğimiz futbolcular sahada döküldü. Tekniklerini ortaya koyamadılar. Kerem olsun, Mertens olsun, Raşikası olsun, Oliveira olsun. Tabii herkes stresle. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray'ın en büyük rakibi. Onlar sanki ayrı bir ruhlamış yani. Onlar inanıyor mu şampiyonlar? Yahut da biz ille mikrofonlara söylüyorlar. Biz ille şampiyon olacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlar. Ama sahaya baktığın zaman onu göremiyorsun. Daha farklı oynaması lazım. Daha iyi oynaması lazım. Bu da bir gerçek. Ama bu tarafından kimse bakmıyor sevgili Aydın. Bakmıyor. Doğru. Bakmıyor. Bizim yapacağımız bir şey yok. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bunlar çok büyük camialar. Çok büyük takımlar. Bunların futbolcusu, yani ben eskiden Can abilerim, Han abilerim, Metin Oktay'da onlarla beraber oldum. Yani daha farklı oynamaları lazım. Daha her şeylerini ortaya koymaları lazım. Fenerbahçe'de yerli kalitesi var. Ya yabancılar dahil Arda'yla Ferdi'nin kalitesine yaklaşan bir futbolcu yok sevgili Aydın. Yok. Doğru. Ayşe İnce demiş ki Osman abimize selamlar. Fenerbahçe'deki başarısızlık bence kemik kadro olmaması. Çok fazla alternatif ve değişiklik var. 11 ile sezonu bu kadar ilerlediği zamanda oynarsınız, kaybedersiniz demiş. Bir daha sorayım istersen. Kemik kadro yok diyor, olmaması. İdeal bir 11 olmaması Fenerbahçe'nin diyor. Abi ideal 11 ya. Şimdi konuşacağım yanlış anlayacaklar. Jesus ne söyledi? Ben dedi Samet'i istiyorum dedi. Bir de sol beke bir adam aldı değil mi? Devre arası. Tamam hadi Samet iyi kötü bir şeyler iyi yapmaya çalışıyor. Peki o sol bek nerede? Ne katkı veriyor Fenerbahçe'ye? 10 milyon euro para verdi değil mi başkan? Neden verdi? Teknik direktör istedi diye verdi değil mi? Orada da bir soru işareti var, ben sana söyleyeyim. Bilemiyorum. Ne demek istediğimi anladın? Anladım. Yani ben öyle düşünüyorum yani. Bu benim düşüncem. Hani futbolcu alındığı zaman teknik direktör istiyor, yöneticiler alıyor diyoruz ya. Ben oradan gidiyorum. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var abi. O futbolcuları Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin o futbolcuları formda tutmak, her zaman hazır tutmak teknik direktörün vazifesi. Ya işte Şenol Güneş geldi, üzerine koya. Baktığın zaman Beşiktaş şimdi bilhassa hücum attı Beşiktaş'ın adı. Harika bir hücum attı oldu. Harika kazanıyor. Öyle evet, yavut böyle evet, kazanıyor evet, abi. Evet. Buna kimi saygı duyarsın? Başka ne yaparsın? Yani Galatasaray'da da şunu söyleyeyim. Icardi olmasa Galatasaray'da büyük sorunlar yaşar. Yaşar abi. Dün akşamki maça bakıyorum abi. Direkt neticeyi, hemen neticeyi değiştirecek. Rakibe baskı yapan, penaltı yaptıran, onu yaptıran, bunu yaptıran. Hep Icardi abi. Icardi yani. Bir futbolcu bu kadar etkili mi olur? Evet. Etkili oluyor abi. Abu Bakar hiç ummadığın anda tak diyor, atıyor değil mi? Doğru. Bu böyle yani. Abi futbolcu alırsın. Mesela Valencia bugün ne olursa olsun adam Dünya Kupası'nda ne kadar gol attı. Sen Valencia'dan ne kadar faydalanıyorsun? Valencia'yı ne kadar besleyebiliyorsun? Yahut da Valencia'nın partneri kim yanında? O da yalnız kalıyor çok maçta. Mesela Petro ile beraber oynuyorlar. Ne katkısı oluyor? Ya o gün ya bir tanesi yıldız oluyor ya öteki yıldız oluyor. İkisinin birden yıldız olduğu maçı hatırlıyor musun? Olduğu zaman zaten Fenerbahçe dümdüz gidiyor, kazanıyor. Ya bilmiyorum, ben teknik direktör kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani iskelet kadrosu da var, her şeyi var abi Fenerbahçe'nin. Yok ben, yok futbolcu eksik de şu yok da bu yok da, daha kaliteli transferler yapılabilir miydi? Yapılır. Yapılabilirdi. Ben ona itirazım yok. Ama şu anda Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadro. Ya Arda'yla Ferdi zaten hiçbir takımda yok sevgili Aygün. Beni konuşturma. Konuşturma. Ferdi hem sağ bek hem sol bek, bazen forvet. Yok ya, Avrupa'da bugün söylemiyorum, şimdi daha ligler bitmedi.
Avrupa'da hani ardı ardı diyoruz ama Avrupa'daki kulüplerin %80'i Ferdi diyor, biliyorsun değil mi? Büyük doğru. Kulüplerden bahsediyor. Doğru. Ferdi diyor abi. Ya adamın çizgisi belli, ahlakı belli, her şeyi belli. Avrupa'nın her takımında oynar Ferdi. Büyük takımlardan bahsediyorum. Ya Arda ne olacak? Arda şimdi şu an ne yapsın? Arda koşuyor, çabalıyor, yaratıcılık gücü fazla ama sırf Arda ile de olacak iş değil. Arda'nın yanında kim oynuyor? Kim oynuyor? Orta sahalar takımların kalbi. Galatasaray'ın orta sahası iyi oynadığı zaman Galatasaray harika bol gollü maçlar kazanıyor. Fenerbahçe'nin öyle. Ama orta saha tekmediği zaman Fenerbahçe'de zorluyor, oynuyor. Galatasaray'da zorlanıyor. Puanlar kaybediyorlar. Bu da kesin. Aslında Beşiktaş maçını gördün Galatasaray'ın. Bigetson'la Salih ne yaptı? Maçı ne hale getirdi? Beşiktaş'la yine çevirdin sen. Karşılık veremedin sevgili Aygün. Bu böyle abi. Doğru. Bu böyle. Osman Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, attığımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray'ı geniş bir şekilde dün akşam biliyorsunuz hem Galatasaray hem de Trabzonspor'un maçı vardı. Galatasaray geniş bir şekilde sevgili Osman Şener'le değerlendirdik. Şu an attığımızda da futbol aradan Nurgül Günaydın var. Nurgül, yayınımız hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Umut Bozok gollerini attı. Bir elika da biraz olsun rahatlamış oldu diyelim değil mi? 5 evet. Maç sonra 3 puanı aldı. Oradan başlayalım. Gerginlikler de vardı ama tabii Tolunay Hoca'nın ben neden atıldığını anlamadım açıkçası söyleyeyim. Yani küfür mü etti onu da bilmiyorum. Önce maçtan başlayalım. Maçla ilgili neler söylersin? Evet, maçla ilgili aslında son şampiyon olarak ligdeki yarıştan gerçekten erken kopmanın ardından bir hayli konsantre olmakta zorluk çekiyordu Trabzonspor futbolcular. Çünkü biliyorsunuz Ankara Gücü karşısında kupadan da elendikten sonra hiçbir iddia ve hedefi kalmamıştı. Tabii bu anlamda bu oyuncuların motivasyonunu da düşürüyor hangi maç olursa olsun tabii. Özellikle son maçlarda alınan kötü sonuçlardan sonra bu motivasyon daha da aşağılara düştüğünü gördük. Son oynanan Konyaspor maçında da bu kendini bariz ortaya koydu. Çünkü 1-0'lık öne geçmesine rağmen bunu koruma gibi bir endişesi yoktu oyuncuların. Yani galip gelme gibi bir havası yoktu takımın. Motivasyon her maçta aşağıya düştü. Ben bunu gözlemledim. Tabii bu tabloya rağmen Ankara Gücü karşısına alınan galibiyet önemliydi. En azından bir yeri sayı için önemliydi. Çünkü taraftarın önünden alınan bu galibiyet hem yönetimin hem de Trabzonspor'un sanıyorum ilk galibiyetiydi. Bu anlamda biraz moral oldu. Tabii Fenerbahçe maçı öncesinde de büyük bir maç öncesinde de kendisine bir motivasyon oldu bu. Ama yani hocalarına hani hoş geldin maçı diye yorumlandı bu aslında. Kendi sahasında hoca bu maç ama Trabzonspor'un Ankara Gücü karşısındaki çok üretken bir oyun göremedik açıkçası dün. Yani iki gollü galibiyete rağmen ben çok fazla Ankara Gücü özellikle 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha etkili oldu Trabzonspor. Oyunun kontrolünü eline geçirdi ama şunu söyleyeyim yani Trabzonspor'da pozisyon üretmekte gerçekten çok zorlanıyor. Yani iki çift santrafor uzun zaman sonra ilk defa Trabzonspor çift santrafor oynadı dün. Gomez ve Umut Bozok yan yana oynadılar. Buna rağmen gerçekten sadece ben şunu gözlemledim. Dün oyunun özellikle ikinci yarısının son bölümlerinde biraz daha üretkenliğe yakın ataklar, pozisyonlar geliştirdi Trabzonspor. Onun dışında erkenden Ankara Gücü'nün kırmızı kart görmesine rağmen çok fazla bir pozisyon üretemedi. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani baskı vardı ama üretkenlik hiç istenen seviyede olmadı. Yani kendi sahasında seyircisi önünde istenen bir seviyede değildi dünkü Trabzonspor futbolcularının üretkenliği. Yine de işte Umut Bozok attığı iki golle biraz da olsa kendi açısından bana göre moral kazandı. Zaten maç sonrası verdiği röportajda ben de kendisine iki soru sordum. Hı hı.
Yani sanıyorum burada biraz da eski hocasına da göndermede bulundu. İki maç üst üste 11'de görev verilmek benim moralimi çok yukarılara taşıdı dedi. Abdullah Avcı döneminde sanıyorum 11, hatta kendisi de hatırlayamadı en son ne zaman oynadığını. İlk 11'de iki maç üst üste o şansı bulamadığından biraz sitem etti bu ifadeleriyle ve kendisini motivasyon olarak çok yukarıya taşıdığını, Bielitsa'nın Konya Spor maçına ve hemen ardından Ankara Gücü maçına kendisine şans vermesinin kendisine çok büyük moral olduğunu söyledi. Tabii oyuncuları biraz da bu anlamda motive etmek gerekiyor. Yani hani bir maç ya da işte ikinci yarının sonlarında oyuncuyu alıp da üretkenlik sağlayamamasının ardından hemen işte oyuncuyu kulübeye çekmek de çok doğru değil. Umut Bozuk gerçekten çok fazla bir şans da bulamadı. Evet, Trabzonspor'da da bekleneni veremedi. Ama oyuncuyu da kazanmak gerekiyor. Sanıyorum Bielitsa gelecek sezonun yapılanması adına dün gerçekten farklı bir kadroyla da çıktı. Yani farklı bir oyun sistemi 4-3-3 sanıyorum dün oyun sistemi. 4-3-3 de öyle hatırlıyorum ben de. 3-3 evet. Üçlü diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Üçlü savunma. Çünkü ben evet, şey savunma maçını da çok fazla izledim de şey. Üçlü savunmayla evet. Galatasaray maçını biraz daha fazla izledim. Dün Trabzonspor'da aslında yeni oyuncuları, genç oyuncuların da bir anlamda sınavlarıydı. İşte Arif Boşluk son dönemlerin gerçekten Trabzonspor'da hem şans bulan hem de biraz öne çıkan ismiydi. Dün de ilk yarıda, ikinci yarıda zaten oyundan alındı. Onun da kendisi adına önemli bir maçtı. Birisiyle şans bulmaya başladılar. Yani Trabzonspor'da altyapıda gerçekten var, yetenekli oyuncular var. Ama dediğim gibi bu sezon Trabzonspor adına hem futbolcular adına hem Trabzonspor adına çok istenilen seviyede geçmedi. Dünkü maç dediğim gibi gelecek yılın yapılanmasını yapacak olan hocanın tercihleriyle bir kadro ortaya çıktı. Hatta ben şeyi merak ediyordum ama tabii Lazar Markovic son dönemlerde gerçekten hem Trabzonspor'a uyumu hem de performansıyla çok göz dolduruyordu ama tabii kiralık olduğu için de hoca kendisine çok fazla şans vermedi. Oyunun sadece son uzatma dakikalarında hatta şans verdi kendisine. Daha çok kendi oyuncularını görmek, onlarla ilgili kararını vermek adına hemen her oyuncusuna şans vermeye çalıştı Bielitsa. Belki zaten basın toplantısında da söyledi. Gelecek sezonda birçok oyuncu olmayacak. Ona geleceğim. Tribünlere biraz gelmek istiyorum. Çünkü o programın ikinci bölümünde biraz bu transferlerle ilgili gidecek kalacakları biraz daha geçmek istiyorum da. Tribünlerle ilgili neler söylüyorsun? 11.444 kişi galiba değil mi? Yani evet, aslında ben yine iyi diyorum o rakama da. Çünkü futbol adına son dönemleri yaşıyor. Çünkü taraftar artık belki bir maç daha sanıyorum kaldı. Onun dışında takımıyla uzun zaman görüşemeyecek işte Ağustos ayına kadar. Bu 11 bin kişi de onun hatırına geldi diye düşünüyorum ben. Belki de sadece hani izlemek, keyif almak için belki geldiler ama hani çok da keyif alınan bir futbol yoktu. Evet, taraftar zaten seninle sezon başı yayınlarımızda da konuşuyorduk. Bu sezon takım evet gerçekten iyi değildi. Trabzonspor iyi değildi. Kadro yapılanmasından tutun ortaya koyduğu futbola her şeyini iyi bir sezon geçirmedi ama bana göre taraftar da çok iyi bir sezon geçirmedi. Çünkü daha sezonun ilk maçlarında dahi çok fazla motive olamayan bir taraftar vardı tribünlerde. Ama onlar haklı olarak şunu söylüyorlar. Güzel futbol olacak, keyifli futbol olacak. Biz de bu seyir zevkiyle takımımızı daha çok destekleyeceğiz, coşturacağız diyorlar. Onlar da kendilerine göre haklı. Tabii çok sayıda transferler yaptı Trabzonspor ama bekleneni veremedi. Büyük transferlerin büyük kısmı. Haliyle dediğim gibi Trabzonspor taraftarı, Trabzon insanı futbolu çok iyi biliyor. Yenilse dahi futboldan keyif almak istiyor haklı olarak. Bunu da göremedi bu sezon. O yüzden çok fazla da açıkçası kimse çok insanı görüyorum. İşte maç, inanır mısınız, Trabzon gibi bir şehirde bugün maç var mı? Bugün maç mı var diyen insanlara rastlar hale geldik. Yani düşünün, böyle bir futbol şehrinde insanlar o derece maçtan, futboldan kopmuşlar yani. Hedefsiz bir Trabzonspor. Ama tabii bu dönüşüm çok hızlı oldu. Şampiyon bir takımdan bu günlere evrilmek gerçekten çok şaşırtıcı. Ben akıllara ziyan diye değerlendiriyorum bunu.
Ama dediğim gibi bu sezon böyle bir sezon oldu. Hem taraftar açısından hem takım açısından çok da verimli, çok da iyi bir sezon olmadı. Dün tabii 10. dakikada da bazı olaylar da yaşandı. Hem Tonlay Kafkasas'ın hem de Kitsoy'u tarafından Amşik'e yapmış olduğu foul sorusu. Evet. Onunla ilgili neler söylersin sevgili Nurgül? Açıkçası o pozisyon bize de biraz uzaktı. Şöyle diyeyim, rakip ceza sahasına yakın bir yerdeydi. Biz de biliyorsun rakip takımın kale arkasında olduğumuz için sadece kırmızı kartların havada uçuştuğunu gördük. Tolunay Hoca'nın tepkisini, sahaya girdiğini, hatta o anda biz aslında yardımcı antrenöre çıktı diye ilk önce kırmızı kart diye düşündük. Ama tabii anons Tolunay Hoca diye yapılınca tabii Tolunay Hoca'nın da tepkisi oldu. Hatta sahadan da çıkmakta biraz gecikti. Orada da hakem bekledi epey. Ama kırmızı kart doğruydu. Yani Kitsuyu'nun pozisyonu gerçekten kırmızı kartlı bir pozisyondu. Ama Tolunay Hoca'nın ilgili çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi çok uzaktı. Oradaki diyalogları bilmiyoruz çünkü. Tolunay Hoca'nın hakemle karşılıklı bir diyalogu oldu ya da orada nasıl bir tepki verdi, sözlü bir iletişim mi oldu, onu bilmediğimiz için de o konuda hani çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Dediğim gibi şey gördük, yani orada kırmızı kartın yardımcı hocaya çıktığını tahmin ediyorduk. Tabii anonsa Tolunay Kafkas denince orada mutlaka bir diyalog yaşandı diye tahmin ettik. Evet Nurgül, sevgili Alaaddin Kazancı kardeşimiz de unutulmadı, onu da söylemek istiyorum. Evet, evet. 2010 yılından ayrıca beri Trabzon'un Trabzonspor Kulübü'nün fotoğraf editörünü yapıyordu. Seninle de çok önemli anları var. Evet. Hatta pankart asıldığında gördüm. Neler söylesin evet. Alaaddin'le ilgili? Evet, dün ailesi de tribündeydi, eşi, çocukları ve hepsi gözyaşlarına boğuldular. Hatta ben eşimin yanına gittim. Ailece de tanışıyoruz, görüşüyoruz. Çok üzüldüm. Alaaddin'in fotoğrafı yukarıda skorboardda açıldığı zaman gerçekten bir meslektaş olarak hepimizi çok üzdü, derinden üzdü. Herkesi çok duygulandırdı. Eşi tribünde çocuklarla birlikte gözyaşlarına boğuldu. Yani çok zor bir süreç tabii. Allah yardımcıları olsun diyoruz. Alaaddin'e de Allah'tan rahmet dileyelim. Kulüpte böyle bir eşine, tabii her ne kadar duygusal bir anlar yaşamış olsa da böyle bir jest yaptı diyelim. Hem skorboardda hem anonsta Alaaddin'i yeniden andık orada. Alaaddin'i gerçekten unutmayacağız. Çok emek vermiş hem Trabzon basınına hem Trabzonspor'a, gerçekten çok büyük emekleri var. Son dönemlerde biraz sıkıntılar yaşadı. Evet, altyapıya gönderildi. Orada biraz vefasızlık yapıldı diye değerlendiriliyor. Evet, bunu biz de sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Gerçekten Alaaddin bunu hak etmemişti. Çünkü gerçekten çok emek verdi. O kulübün 2010 yılından beri her şeyinde var Alaaddin. Yani dergilerinden tutun poster çekimlerine, her türlü çekimde futbolcuların özel çekimlerine kadar her şey Alaaddin'in elindeyken bir anda dışarıdan birisi geliyor ve sizinle çalışmak istemediğini söylüyor ve sizi altyapıya gönderiyor. Alaaddin gibi tecrübeli, deneyimli bir isim. O dönem tabii psikolojik olarak çok etkilenmişti. Bir rahatsızlığı vardı zaten Alaaddin Kazancı'nın. Hastalıkla mücadele ediyordu ama yani son kontrollerinde iyiydi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hatta gitmişti. Bir aylık bir kontrol süreci vardı. Çok moralli dönmüştü. Hala A takıma çıkıp orada görev almayı bekliyordu. Çok umutluydu. Ama dediğim gibi futbolda sadece futbolcuya değil, personele, çalışana da vefasızlık var gerçekten. Bunu biz Alaaddin'de meslektaş olarak bir kez daha gördük. Çünkü psikolojik olarak çok etkilenmişti. A takımdan altyapıya gönderildikten sonra kesinlikle çok olumsuz etkilenmişti. Uğurcan'ın performansı nasıl bulundu dün? Yani Uğurcan'ın performansı, yani açıkçası dün çok fazla bir şey de olmadı. Yani Uğurcan'lık bir şey de olmadı. Uğurcan'a hani çok ciddi bir ata da olmadı Ankara Gücü'nün benim gördüğüm kadarıyla. Çok bir iki tane böyle cılız bir atak oldu ama yani Uğurcan'a çok iş düşmedi aslında dün. Uğurcan Çakır. Uğurcan'ın ayrılma durumu var mı sevgili Nurgül? Ben çok düşünmüyorum. Ben Uğurcan Çakır'la Konya maçı dönüşü de İstanbul'a birlikte aynı uçaktaydık. Hatta sohbet ettik biraz. Galatasaray'ı da sordum ben. Galatasaray hatta böyle hani off the court tarzında, ama yani ben Galatasaray'ın da olacağını çok düşünmüyorum. Yurt dışı evet teklifler var. İlgilenenler var.
Ama Türk oyuncusunun piyasası gerçekten çok düşük dışarıda. Bizim beklediğimiz ya da bizim zikrettiğimiz transfer piyasasında konuştuğumuz rakamlar gerçekten çok afaki. Bunların gerçekleşebilme oranı da çok düşük. Kaldı ki Uğurcan Çakır bu sezon geçtiğimiz sezonki performanslarından çok uzaktı. Yani çok zor o rakamlara özellikle. Zaten o kadar büyük rakamlar işte 14-15 milyon eurolar konuşulurken transfer olmayan bir Uğurcan Çakır şampiyon takımın kalecisi transfer olmadığı halde bu sezon bunun çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Ben bu sezonda Uğurcan Çakır'ın zaten sözleşmesini uzatmıştı biliyorsunuz. Ben Uğurcan Çakır'ın transferinin gerçekleşebileceğine hiç ihtimal vermiyorum, onu söyleyeyim. Sevgili Nurgül, çok kısa bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra seninle şu hocanın özellikle transferle ilgili o dosyayı biraz açmak istiyorum. Bizi dinleyenlerin de merak ettiği kusurlar var, onları da sana aktaracağım diyeyim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 11.32 gösteriyor. Attığımızda futbol aradan Nurgül Günaydın var. Evet Nurgül, Trabzonspor'un teknik patronu Nenad Bjelica maç sonrası skordan memnunum ancak oyundan değilim dedi. Transfer sorusuna da 6 veya 8 oyuncu almayı planlıyoruz. Bu konuda yoğun çalışıyoruz cevabını verdi. Yani geçen sene 14 mü transfer yapmıştı Trabzonspor? Evet, evet, evet. Gene bir %80'lik, %70-80'lik bir değişime doğru gidiyor. Ne yazık ki. Evet, neler söylersin şimdi bununla ilgili? Yani evet, hocanın da söylediği gibi yani skordan evet memnun ama oyunculardan memnun değil. Her ne kadar işte Trezeguet, Yopis, Bakasitas gibi oyunculardan yoksun çıksa da Trabzonspor yine kaliteli ayaklarla dün 11'i oluşturdu. Zaten Trabzonspor adına bundan sonraki maçlar gelecek yıla hazırlık. Yani bir ilişkide zaten yeni bir sistem oluşturmaya, bu yolda da oyuncularını daha yakından görüp buna göre kadro analizi yapmaya çalışıyor. Zaten yayının başında da söyledim. Oyuncularına hani bir şans değil birkaç şans verip bu anlamda onları çok iyi analiz etmek istiyor. Zaten bazı oyuncularını tabii ki tanıyor. Zaten Bakasetas'ı tarif ederken de söyledi. Geçen sezonki şampiyonlukta çok büyük katkısının olduğunu, hatta şöyle bir şey söyledi cümleler arasında. Takımın yaşadığı mutlulukta pay sahibiydi. Yine yaşanacak mutlulukta taraftar onu görmek isteyecek dedi. Yani Bakasetas'ın da kalma ihtimali yüksek olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Bakasetas transferde en çok adı geçen oyuncuların başına geliyor. Yani iki sezondur zaten her sezon deyim yerindeyse Bakasetas'ın transferi konuşuluyor. İşte Trabzonspor'un ekonomik anlamda sıkıntılar var. Para edecek futbolcular tabiri caizse onlarla ilk önce oturup yollar ayrılacak deniyor. Ama ben Bakasetas'ın takımda kalacağını, onunla sözleşme uzatılacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'da bir değişim olacak. En az 6 ya da 8 oyuncu kalacak. Bu anlamda hoca genç ve kendisiyle çalışabilecek oyunculara devam edeceğini zaten söylemişti. Ama bu hafta sanıyorum Ertuğrul Doğan kendisi bizzat scout ekibinin de transfer komitesinin de raporları doğrultusunda Avrupa'ya bir çıkarma yapacak. Zikredilen isimler var, konuşulan isimler var. Trabzonspor bu sezon en çok gol bölgelerinde sıkıntı çekti biliyorsunuz. Maxi Gomez gider mi, kalır mı Gomez? Yani ben açıkçası Maxi Gomez'le alakalı olarak bir insanın nasıl bir karar vereceğini yani çok merak ediyorum. Maxi Gomez yıllık oldukça yüksek de bir rakamda. Evet, Trabzonspor'da çok istikrarlı bir grafik çizemedi Maxi Gomez. Bu tabii ki yani her oyuncuya bireysel anlamda baktığımız zaman takımın genel anlamıyla gidişatıyla paralel bir gösterge bu. Yani her oyuncu takımın bütünüyle, yani Uğurcan Çakır'la konuştuğumuz zaman işte röportajında da söylemişti basın açıklamasında, takım kötü olduğu zaman bu size de yansıyor. Siz de kötü oluyorsunuz. İşte öndeki tandemine vurgu yaptı daha önceki, işte bir Edgar Lee, Vitor Hugo ikilisiyle çalıştığı dönemle bu dönem arasında çok büyük fark olduğunu söyledi. İşte Maxi Gomez'e bakıyorsunuz, iki maç iyi bir performans gösteriyor. Bir üçüncü, dördüncü maç bunu sürdüremiyor. Yani bir sürdürülebilir yukarı çıkışı yok Trabzonspor'da grafik anlamında. Ama şunu söyleyeyim. Hemen araya onu da parantez içinde söyleyeyim. Dün gerek Uğurcan Çakır'ın gerek Umut Bozon açıklamaları, Uğurcan Çakır yayıncı kuruluşa konuşmuş. Takımdaki disiplinin
arttığını hatta geri geldiğini ifade etti. Burada tabii çok önemli şeyler bunlar takımda. Son dönemde hem kötü gidişata bağlı olarak belki oyuncular hani bıraktı iyice. Hani deriz ya, onun başka bir ifadesi de vardı, onu söylemeyelim. Yani oyuncular da artık şey yapmıyorlar. Ama Bielitsa ile ilgili bizim de edindiğimiz bilgilere göre takımda inanılmaz şekilde disiplin yeniden sağlanmaya başlandı. Ufak bir hataya bile toleransı olmadığını öğrendik. Yani atıyorum işte bir oyuncu kramponunu antrenman sahasına gelirken bağlayamaz. O kramponun bağcıkları gelmeden bağlanacak. O şekilde gelecek sahaya. Bu konuda uyarı da yapmış öğrendiğimiz kadarıyla. Yani disiplinli bir hoca yani. Disiplinli. İnanılmaz derecede disiplinli ve antrenmanlarda da çok sıkı bir şekilde kendisi takip ediyor. Özellikle de dediğim gibi biz son antrenman, basın açık antrenmanı takip ettiğimiz zaman, ben bunu sosyal medyadan da paylaşmıştım. Bir antrenmanı tam olarak açıktı. 4 kez orta saha ortasında oyuncularını toplayarak toplantı yaptı. Biz bunu hani biliyorsun, klasiktir, antrenman başlamadan hoca bir toplantı yapar oyuncularıyla. Belki bir toplantı daha sona doğru, ama ben Trabzonspor antrenmanında ilk kez 3-4 kez hoca oyuncularını saha ortasına toplayıp onlarla tekrar tekrar görüştüğünü, tekrar tekrar uyarılarda bulunduğunu gördüm. Tabii antrenmanların çok daha sıkı, çok daha oyuncuların adeta pestilini çıkardığını öğrendim Bielitsa'nın. Bu anlamda da oyuncular şu anda belki kendilerini göstermeye başlıyorlar. Tabii sezon sonu geldi ama ne kadar gösterebilirlerse, yani işte bunu maça da yansıtarak, Bielitsa'nın da gözüne girerek önümüzdeki sezon Trabzonspor'la devam etmek isteyen oyuncular bu son maçları iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor için kalan maçlar, az önce de söylediğim gibi, hep gelecek yıla hazırlık. İşte yeni sistemin oyuncuları, hoca kendi sistemini oluşturmak istediği sisteme uyacak oyuncuları belirleyecek. Ama tabii transfer içinde düğmeye basmış durumda Trabzonspor, özellikle Ertuğrul Doğan'ın Avrupa'ya yöneldiğini öğrendik biz. Yani gol bölgesi dediğim gibi çok sıkıntı yaşadığı bu sezon, üretkenlik anlamında iki golcünün de bekleneni veremediği bir sezon yaşadık. Hırvat golcünün adı çok geçiyor, Petković, Bruno Petković'in adı çok geçiyor ve bu transferde özellikle Ertuğrul Doğan'ın bizzat yürüttüğü. Yani Southampton'da forma giyen neydi adı? Padera mıydı? Öyle bir oyuncu vardı. Evet, Padera. 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 Evet, evet, evet. Onun da ismi geçiyor ve hatta opsiyonlu kiralanması Orsic, evet şimdi hatırladım. Zulte Fadera Varagem'de sanırım. Evet, Varagem'de. O kadar farklı isimler ki tabii. Bunları bulup getiren scout ekipleri, işte transfer komiteleri, Ertuğrul Doğan'a raporları sunuyor. Southampton'da kadro dışı kalmış. Evet, şimdi hatırladım. Ve opsiyonlu olarak kiralanması gündemde. Bu en sıcak, en yakın isimler. Miroslav Orsic. Miroslav Orsic ismi geçiyor. Çok iyi de bir oyuncu gerçekten. İzlemişler. Biz de birkaç isimle görüştük. Çok da övdüler bu oyuncuyu, Orsic'i. Trabzonspor için şu anda dediğim gibi öncelikle tabii ki gol bölgesine sıkıntısını çözecek çok kaliteli ayaklara ihtiyacı var. Tam olarak Nurgül hangi bölgedir aslında transfer istiyor? Baktığım zaman 6-8 dediğine göre yani her bölge var tahmin ediyorum, kale hariç. Kale hariç, ben kaleye de bir transfer gerçekleşebileceğini olabilir düşünüyorum. Mi? Hiç şaşırmayalım. Evet. Ben kaleye de bir transfer, çünkü yani Trabzonspor yabancı bir kaleciye mi emanet eder yoksa yerli bir kaleci mi olur? Yabancıya mı emanet eder? Yani tabii o hocanın kararı. Hocanın kararı. Hocanın da mutlaka kafasında bazı oyuncular vardır. Kendisi de boş gelmemiştir. Şunu da söyleyeyim. Hoca geldiği zaman zaten kendi ülkesinde de genç yetenekli oyuncuları da takıma kazandırabileceği konuşulmuştu. Bunlar da ayrıca kafasında bir iki tane de ismin olduğunu da öğrendik. Mesela hoca mutlaka şu anda takımı izliyor. Üç maçtır işte bakıyor hangi bölgelerde hangi oyuncuyla kalır devam ederim. Kendisinin kafasındaki isimlerden hangisini buraya monte edebiliriz, ama ben kaleci de dahil yani ben hemen her bölgeye oyuncu transferinin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani
yollarına ayrılacağı oyuncular da tabii onlarla da çok kolay olmayacak. Şu anda mesela bir Denzel ile ilk görüşmeler yapıldı. Oldukça yüksek rakam alıyor. Denzel ile teklif de sunuldu ama Denzel kendi oynadığı rakamın çok aşağısında bir rakama evet dedi. Örneğin işte Denzel 2.2 alıyor. 2'ye 2'nin altına inmem diyor yani o derece. 2'nin altına inmem diyor ama Trabzonspor kulübü gerçekten bu anlamda zorlanacak diye düşünüyorum. Eğer hoca da oyuncuyla devam etmek istemiyorsa, oyuncu da kendi bu kafasındaki rakamlardan taviz vermeyecekse gerçekten bu anlamda da sıkıntı yaşayacak. Ne kadar transfer yaparsanız yapın yine aynı sıkıntıları yaşayacak. Çünkü Trabzonspor'un şu anda maaş yükü çok fazla. Gerçekten 41 milyon euro gerçekten çok yüksek bir rakam. Aslında hedef de şuydu ilk etapta, bu maaş yükünü çok aşağıya çekmek. 30 milyon euroları 25-30 milyon euro civarında 25 milyon evet çekmek. Ama dediğim gibi yolların ayrılması düşünen oyuncularla, özellikle sözleşmesi devam edenlerle bu çok da kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor bu konuda da çok sıkıntı çekti, biliyorsun. Bir Koita örneği var ki hep bunu veriyoruz. Hani tabiri caizse oturduğu yerden parasını alan oyunculardan. Yani bu Trabzonspor için gerçekten çok üzücü bir tablo oldu bana göre de. Dediğim gibi önce ligin bitmesine yakın hoca mutlaka kararını yönetime bildirecek. Yönetimin ilk işi zaten bu oyuncularla masaya oturmak olacak ki bu da çok uzun bir süreç alacak diye düşünüyorum. Kolay olmayacak. Bu arada kamp süreci de netleşti Trabzonspor. Onu da söyleyeyim hemen size. Belki ilk olarak buradan açıklayacağız. Temmuz ayında başlayacak yine sanıyorum, 3-4 Temmuz gibi ama tam tarihi net değil. Slovenya'da Trabzonspor kampı girecek. Evet, biz basın mensupları, gazeteciler arasında çok çok sevilmeyen bir yer. Dün Selçuk'ta da niye sevilmeyen bir yer? Yani şöyle, aslında sevinmeyen değil de takım için çok ideal, belki de kamp için en ideal yer ama çok gerçekten uzun olduğu zaman çok farklı, sıkıcı bir ülke diye ben değerlendim. Üçüncü kez gideceğiz sanırım oraya bu sezon. Daha önce iki kez de orada Trabzonspor yapmıştı. Hatta geçen sezon da kampın ilk etabını orada yapmış. Daha sonra Avusturya'ya geçmiştik. Avusturya'daki kamp yerini Abdullah Avcı çok beğenmemişti. Orada da iki kez yer değiştirilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ve çok da verimli bir kamp olmadı ikinci etap. Açıkçası ilk etapta çok verimli olmadı. Neden? Çünkü oyuncuların, transfer edilen oyuncular çok geç katılmıştı, gelmemişti bazıları. İkinci etapta kamp yeri çok beğenilmedi, yer değiştirildi. Hatta seninle yayında da konuşmuştuk, o zaman bağlanmıştın. Kamp çok erken tamamlandı, 3-4 gün erken tamamlandı. Hava şartları mı kötüydü? Ben öyle bir şey hatırlıyorum, yoksa sıkılma mı olmuş? Bir şey olmuştu. Hava şartları değildi, hava şartları değildi. Abdullah Avcı ikinci kamp yerini çok beğenmemişti. Zaten hazırlık maçı yapılan yerler, işte takımın konakladığı işte otelle maçların yapıldığı yerler arası iki şehir mesafesindeydi. İnanır mısınız? Yani iki şehir mesafesine gidip atıyorum Trabzon'la işte Giresun, hatta Ordu kadar bir mesafe gidip maç oynuyordu Trabzonspor. 1,5-2 saatlik yolda otelinden kalkıp işte gidip maç oynuyordu ya da kamp çalışması yaptığı yerden. Çok uzak mesafeydi. Yani ikinci etap kamp yeri çok mutlu etmemişti. Verimli de olmamıştı zaten bu açıdan. Erken de tamamlanmıştı. İlk kampa da zaten oyuncular yetişmemişti çoğunluğu. Geç gelmişti hatta Trezeguet'e. Bu anlamda ve sezon gerçekten kötü başladı Trabzonspor için. Bu sezonda yine Slovenya'yı tercih etti Trabzonspor kamp çalışmalarını. Ama tamamını sanıyorum bu kez orada tamamlayacak. Belki Temmuz ayının başı, yine 3-4 Temmuz gibi genelde başlıyor Trabzonspor ama o zamana kadar da bitirmek zorunda, biliyorsunuz. Hem yollara ayrılacak oyuncular, hem transfer yapılacak yeni oyuncular, ama öncelik yolların hangi oyuncuyla ayrılacaksa onlarla bir aralığına evvel, hatta belki sezon bitmeden bu görüşmeleri tamamlaması gerekiyor. Dediğim gibi oyuncularla pazarlıklar, görüşmeler çok kolay olmayacak gibi gözüküyor.
Takıma 2 gün izin verdi tahmin ediyorum, evet. Doğru mu? 2 gün evet. izin verdi. Ondan sonra çalışmalar devam edecek diyorsun. Kampla ilgili bilgileri aldık. Evet. Peki son sorum da şeyden olsun sevgili Nurgül. Ödemelerde durum nedir? Başkan yapabiliyor mu? Bir sıkıntı yaşayacak ödemelerde mı? Sıkıntı yok. Evet, gerçekten Ertuğrul Doğan ve yönetimi geldiği günden beri, özellikle Ertuğrul Doğan kendisi ve bir iki yönetici, en fazla sanıyorum iki, bu anlamda destek olan, daha çok katkı veren anlamında söylüyorum. Çok büyük paralar gerçekten ödediler. Ödemelerde sıkıntı yok şu anda. Alacak da olduğunu sanmıyorum. Çünkü en son geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda oyuncu alacakların da ödendiği söylenmişti. Hı. Ama tabii Ertuğrul Doğan'ın burada çok büyük fedakarlığı var. Kendisi her anlamda elini taşın altına soktu diyebilirim. Yöneticilerinden Birhan Emre Yazıcı ve Nevzat Kayar'la birlikte bu anlamda gerçekten bu üç isim kulübün kilit isimleri diyebilirim size. Büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Trabzonspor'un sürdürülebilir bir gidişatın olması için ne söz vermişlerse de onu yerine getirmeye çalışıyorlar. Destek olmak gerekiyor. Zor bir süreç gerçekten. Çünkü kulübü, takımı aldığı tablo ortada. Ve önümüzdeki gözüken tablo ortada. Çok zor bir işin altına evet girdiler ama destek, camianın da destek vereceğini düşünüyorum ben. O anlamda da Ertuğrul Doğan'ın işi çok kolay olmayacak. Tabii taraftarın beklentisi transfer, biliyorsunuz. Taraftar ne olursa olsun transfere bakıyor. Yani çok iyi isimler istiyor, yıldız isimler istiyor ama bunlar çok kolay işler değil gerçekten. Önemli olan bana göre de yetenekli genç oyuncular, bonservisi olmayan, hani böyle işte satış opsiyonlu, daha çok kiralama yoluna gidecek diye düşünüyorum Trabzonspor bu sezon transfer politikasında. Nurgül, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Evet, hattımızda Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın vardı. Çok geniş, detaylı bir Trabzonspor yorumu yaptık. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu.